patlıcan yemeklerini sevmiyor musunuz? Gaziantep'in meşhur yemeği patlıcanlı istim kebabını gördükten sonra tekrar düşünün. Sıcaktan bayıldığınızı hissediyor, sürekli soğuk gıdalar tüketmek istiyorsanız bu pasta tam sizlik. Enfes karpuzlu pasta az sonra mutfağım şahanede. Konya yöresine ait nefis bamya çorbası nasıl yapılır? Evde trit yapmak isteyenler için enfes bir tarif. Etli, tavuklu, kıymalı çeşitleriyle trit. Canınız tatlı mı çekiyor? Konya mutfağına has, peynir tadında hoş bir tatlı, hoş verim. Bunlar ve daha fazlası Naciye teyzenin güzel sunumuyla az sonra Mutfağım Şahane'de. Mutfağım Şahane'ye hoş geldiniz. Evet, harikasınız. Kesinlikle mükemmelsiniz. İyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok özledik valla. Çok sağ olun. Özledik yani malum bu süreçte. Buradan gittim, gelsin geri buraya geldim kanalda. Hoş, burası sizin eviniz. Çıkardım bak, uydum bak, kurallara uydum, kurallara uyalım. Süpersiniz, kesinlikle sosyal mesafeyi koruyoruz, maskemizi takıyoruz. Ve hijyenimize dikkat edin. Ama bunlar benim evlatlarım. Tabii ailede sorun yok. Ailede sorun. 24 saat bir aradasınız. Aynen öyle. Olsun, sizinle de hoş. Sorun değil. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii stüdyomuzda harika konuklarım var. Var mısın yok musun yarışmasında ünlenen Naciye Acaroğlu ve annesinin kuzusu Mevlüt Acaroğlu stüdyomuzda. Mevlüt Bey evlenmiş, olmuş. Gelininizle beraber geldiniz. Evet, İyi ki geldiniz. Sürpriz yaptık böyle ilk defa. Abi gelinim de var İzmir Alaçatı'da. Bunların hepsine selam olsun. Ay o da kırılmasın diye onu da unutmadınız. Harikasınız. Evet. İlk göz ağrım. İlk göz ağrıları. Bu da son göz ağrım. İki oğlum var, evet, kızım maşallah. Allah bağışlasın. Allah mutluluğunuzu daim ettirsin diyorum. Ben o zaman Konyalıları ekran başına çağırıyorum. Çünkü Konya'dan geldi misafirlerimiz. Harika ben yemekler. Durmadım bana. Her şeyi gözüme aldım geldim. Ay harikasınız. İyi ki geldiniz. Yani, ben Konya'ya bayılıyorum. Eşim Dünyanın Tadı programı yaparken biz Konya'ya gittik. 5 günlüğüne gitmiştik. 5 günde 5 kilo aldım geldim. Oh yol sefam olsun. Unutamadığın lezzetler. Unutamadım. Ben höşmerime bayılıyorum. Zaten yapacaksınız. Evet. Yani gördüm dedim ki yaşasın. Yaşasın değil mi? Bol kaymaklı. Bakın tereyağı değil kaymak koyacağız içerisine. Su değil süt koyacağız. İnanılmaz bir lezzet olacak. Bamya çorbası yapacağız. Bamya sevmeyene bamyayı sevdiren bir çorba bu. Aynen. Vallahi şu kız kardeşim seni çok sever. Ay. Gezgi canım. Ay çok teşekkür ederim. Ya çok zahmet ettiniz. Şimdi evden gidiyorsa eşarp dedi. Bir de onunla araba dedi. Bakmadım ben. Vallahi. Benim torunumu düşünmedi de senin oğlum olsun. Çok teşekkürler. Öyle seviyor seni yani. Öyle çok teşekkür ederim. Öyle seviyor ki evet. Öyle seviyor. Çok seviyor. Açıyorum. Ama. Tabii öp bir de ama. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok sağ olun. Gerçekten. Aynen Mekke'ye Medine'ye giderken. İnşallah, inşallah. İnşallah açılır sınırlar inşallah. İnşallah aşkım inşallah. Evet inşallah. Ya, en son ne zaman gitmiştin? Biz geçen yıl gittik. Geçen yıl değil mi? Aynen doğru. Bu yıl Ramazan'da gidecektik. Kapalı olduğu için gidemedik. Çok üzülüyorum yani ama gerçekten. Ama Ramazan inanılmaz lezzetli bak. Yani Ramazan mutlaka. Siz gittiniz mi? Ramazan'da nasip oldu. Annem de gitti. Maşallah Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Ya, Ramazan bambaşka Allah, yani. Allah neyse bunlardan nasipsin Mevlam şu. Bu Yakup canın mı? Üstümüzden gitsin. Allah herkes istediğine huzur bulsun. Amin. Amin. Evet. İnşallah. Bu arada hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Tespih için. Senin alacağın olsun. Benim karnım döndü bak buna şimdi. Benim en sevdiğim renk bu. Bakın maviye ben bayılırım. Çok teşekkür ediyorum. Bunu örtün aşkım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Muhittin Ustam neler yapacaksın sen bugün? Bugün ben neler yapacağım? Vakit kalırsa. Vakit kalırsa yani geçin sana Nadir. Sana da veririm fırsat merak etme. Öyle mi? Sana da veririm ama fırsat. Ama bak gelinine iş yaptırmayacaksın ona göre. Geline iş yaptırmadan olmaz. Yaptırmıyor ama. Yok ben yaptırmayamam gelinime. Hiç yaptırmıyor muyum? Vallahi yapamam bak. Gerçekten mi? Vallahi yapma, harikasınız. Sağ olsun bana bırakmazsın. Çok şanslısınız. Bana bırakma sağ olsun yapar da. Ha evet bırakmazsınız süper. Abi işleri kıyamam ya. Vallahi bu ilişkileri konuşacağız yani vallahi birazdan. Vallahi Fegoya'da yaprak gelin kaynana ilişkileri nasıl? Fegoya'da yaprak getirdim. Siz ne yapıyorsunuz yaprak saracağım buna taze. Şeyden Sebat ablamı da öpüyorum. Yaprak yolladı. Harika.
Göreceğiz bakalım İnşallah. Neler olacak. Tabii şimdi Konya yemeği dendiği zaman. Teşekkür ederim. Mevlana şekeri yolladı size. Ay şey çok teşekkürler. Konya şekeri. Konya evet şöyle. Mevlana şekeri. Mevlana diye tamam. Ben Yakupcan bayılıyor zaten Mevlana şekerine. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi afiyet, ellerinize kollarınıza sağlık. Kesenize bereket. Bu hakiki tandır ekmeği değil mi? Bu hakiki. Bunu açalım mı? Aç. Aç. Ay 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 bakalım. Asuman Karagöz'e teşekkür ederim. Konya'dan getirdim ekmeği yani ama. Ay onu ben kimseye vermem. Ama ben onu şükrancığıma da vereceğim. Sen de al birini paylaşın. Ay bebek de geldi. Bu arada torununuz geldi. Yerim ya. Valla. Alabilir miyiz stüdyoya? Ay çok tatlı. Çok tatlı. Bu... Bebeğe özlem duyduğumu hissettim. Sihir mi var yoksa? Yok ama. Yoksa... Bunun yaşlanmış garı taze ne bence. Değil mi? Aynen öyle. Ya Kucan kaç oldu ya? 7 yaşına geldi yani. Maşallah. 6,5 Nisan'a 7 oldu. Maşallah ya. Tamam zaman. Çok da ara verme garı. O olmaz. Öyle mi? Yalnız bir şey söyleyeyim. Naciye teyze. Efendim? Senin kopyan bu. Efendim? Ooo senin... Naciye teyze oynuyorsunuz. Efendim? Geline soralım. Kime benziyor? Ay. Bana. Evet. Anasının kuzusu. Anasının kuzusu. Ya çok tatlı. Alabilir miyim kucağıma? Ya çok güzel. Özlem Hanım ben de bunu bir bağırdım. Ömer İsa. Eşimin adı Ömer İsa. Ay çok tatlısın. Hoş geldin. Aylık mı diyeyim? Oradan izler bak görsün eşim. Senin yerine ben çok sevdim. Görüyor musun? Buruşuk bak bayımdı. Buruşuk. Eşime ben buruşuk derim aslında. Buruşuk derim. Öyle. Anam sigarayı bırakınca öyle kilo aldı ki adamı doyuramıyorum. Ekmeğe doyuramıyorum adamı. Ama sizin yaptığınız yemeklere doyulmaz ki. Konya yemeklere doyulur mu? O doğru bak sor cevabını hamur diye. Hamur işi. Hamur işi. Aynen öyle. Babi. Çok tatlı ya. Kapıdan girince bir bağırdım seni gibi ağıt koydu. Ay korkar. Annem de sevgisi biraz daha yüksek. Ben de bazen istemiyorum. Amfi yutmuş olduğu için amfi var içeride şimdi annemde. Doğal amfi. Enerji. 13 aylık var mı? Peki bir şey soracağım. 13 aylık var mı? 10. 10 aylık. En çok hangi yemeği seviyorsunuz? Bamya çorbası mı seviyorsunuz annenizin? Bamya çorbası kesinlikle vazgeçilmesi. Yoğurt çorbası var biliyorsunuz. Evet. Konya usulü. Yayla çorbası da diyorlar. O zaman başlayalım bamya çorbasına. Başlayalım. Hem konuşalım hem başlayalım değil mi? Evet. Şimdi ben yamak olarak anamın yamaklığını malzemelerimiz yapıyorum. Malzemelerimiz neler? Vallahi kiritimizin yani bu bizim bu kirit 2-3 türlü var. Yani anam bana ama biz şimdi bamya çorbası yapalım önce. Bamya yapalım. Önce sen hangisi hazırsa onu yapalım. Sen hangisini dersen tatlı vallahi, yiyelim tatlı yardım, konuşalım. Yardım bu vardım demiş. Onu da yapacağız onu da yapacağız. Hepsini yapacağız hem, tamam. Hem, hangisini diyorsan ondan başlayalım. Önce, Melis sen bana bir şey Naciye Acaroğlu, Mevlüt Acaroğlu bizlerle beraber doğallıkları, sıcakkanlılıkları, tatlılıklarıyla kalbimize tahtırdılar gerçekten. Şuna. Tamam. Bu Ömer İsa da burada. Minnoş. Bakar mısın? Minnoş. Özlem, tiritin bir güzelliği de mesela evde kalmış bayat ekmekler falan oluyor ya. Aslında ana fikri o. Bu bayat ekmeğini değerlendiriyorsun. Evet, tabii. Aynen. Dur, ben sana yardım edeceğim. Biz şu tandır ya. Dur, Mevlüt şey aman Naciye teyze yapsın. Ben Naciye teyzemin elinden yerim. Onu. Tamam. Konya'dan gelmiş buraya ustam. Hiç sıkıntı yok. O, sen gittin mi Konya'ya? Çok. Ben Alanya'dan gelip Konya'ya uğruyorum. O zaman etli ekmeğini. Şimdi etli ekmek ve bıçak arası. Aslında önce, hani biraz kıymanın kalını. Şöyle. Yani kıymadan yaparlar. Bıçak arası biraz daha küçük kuşbaşı. Kuşbaşı. Aynen. Aynı. Ah ustam sen bugün yapsaydın onları. Seyirci. Hamur yoğurdu yetişirsem yapacağım. Kuşbaşıdan olacak ama ben yalnız yapalım yani ya. Ondan da yapalım işte. Bence. Önce bir kıymamızı kavuruyoruz. Annem başladı. Açtım. Tamam. Önce bir kıymamızı kavuruyoruz. Bu asla kuşbaşı olacağı da ben yanlış söylemişsin. Bu hata o, benim. Kuşbaşıdan da olur, kıymadan da olur yani. Değil mi? Bir de ben bu bıçağına duramam ustam. Bana doğru bıçak ver. Hemen of, şöyle. Of ya. Konya yemekleri yenmez mi? Özlem ağır gelebilir alabilirim ya ben. Ya ben evet unutmuşum ya çocuk var ya bakmayı. Bebek bakmayı unutmuşum. Kollarım güçsüzleşmiş. Yo, Ömer hadi babaya. Siyah. Ama çok tatlı ve çok uslu maşallah. Teşekkür ederim. Hiç ağlamadı. Çok bizimki tatlı. Sıcak kanlı annesi gibi. Evet, babaanne gibi. Yadırgamaz. Sadece yüksek sesten biraz, yüksek volümden evet. Biraz tırsıyorum. Bütün çocuklar da zaten aynen. Olur o. Peki nasıl hem anne hem gelin bir arada Mevlüt Bey nasıl idare ediyorsunuz bu durumu? Valla ben hiç karışmıyorum olaylara. Bence de. Dışarıdan böyle izliyorum sadece. Annemle sağ olsun sevgili eşim. Maşallah eşine karşı çok saygılı yani. Evet. Herkesten de böyle beklerim yani. Öyle olursa Allah tümlerin evladına ömür versin geçim olur. Öyle midir hanım? Tabii. Öyle mi? Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Ama sen ben dıdı 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 ağzına zemmar çekmesin.
Bence de. Bugün evleniyorlar, gidiyorlar, yarın ayrılıyorlar. Yazık yani, günah. Her iki bence taraflı de günah yani. Bak, kesinlikle. Benim 50 sene oluyor annemle de, 48-49 sene oldu evleneli. Ha, maşallah. Ömür ya, ömür ya. Baksana 50 sene. Olur mu, insan eşiyle tartışmaz, olur mu? Tartışırız. Ama tatlı tartışırız. Aynen. Bu arada triti hangi yemeği yapıyoruz? Triti yapıyorum ben. Şimdi önce trite başlayalım. Evet. Ondan sonra teker teker bunun yapalım. Soğanını tamam. Böyle tamam çürlen gibi, salataya doğrar gibi doğranacak bu şiğin tridin soğanı. Şimdi trit yapıyoruz. Trit. Konya'nın tridi. Evet. Tridine bandım da oradan geliyor işte, biliyorsun o şarkısı var. Tridine, oynale, tridine, oynale, tridine, tridine bandım. Tridine bandım diye. Bedava mı sandım, para verip aldım diyor. Buradan tüm Konya'lı hemşerilerime de çok selam olsun aşkım. Hangisi? Evet, yani, evet, evet. Allah. Buradan bütün kızlarıma, komşularıma. Tüm dünyada nerede izleniyorsak selam Allah'a. Tüm Türkiye'ye selam. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada gerçekten... karavanın sefasını sürüyorum maşallah. Ben, yani ya ben... Fatma kız hayali karavan. Evet. Ana ona da versin inşallah. İnşallah, inşallah. Evet, siz Allah de gezdiniz karavanla. İnşallah gezeceğim. Ana ben oğlum. Ana kuzusu. Ben burada bu kanalda yaptık ya. Evet. Arkaya da oturdum yatak odasına. Ana nereye gidiyoruz? Dedi diye gidiyoruz. Arkaya gideceğim. Ben durdum kalkardım. Böyle keyfimi yedi. Vallahi süpersiniz. Onun tadı bir başka, başka gerçekten. Başka başka. Karavanı herkese tavsiye ederim. Evet. Bu özellikle böyle bu süreçte değil mi Naciye teyze? İnsanlar izole hani tatil yapmak istiyorlar. Karavanı evet, ben de ha, kesinlikle ufak tavsiye annem ediyorum. Ufak ekmekler. Aferin. Yasin de zaten karavanıyla Ankara'da bizi bekliyor. Birazdan Yasin'e bağlanacağız. Oh Ankara. Ben doğra bile demedim, tam istediğim gibi doğramış. Aferin valla. İşte böyle gelin versin Allah herkese. İnşallah size de nasip eder. Kendi buldu zaten. Öyle mi? Tabii. Çok güzel. Buradan anam sağ olsun. Biliyor Anadolu kadının bu konularda girişim. Kaç tane geliyorum var? İki tane. Kim? Üçmüş ya. İki. Aynen. İki oğlum, üç kızım var. Kız Samsunlu mu var gelini? Samsunlu büyük gelin, o İzmir Alaçatı'da. Alaçatı'ya da vallahi yapıyoruz. Ustamız da Samsunlu biliyorsunuz. He. Çok güzel pideler yapıyor. Samsunlu işte büyük gelin benim. Evet, tritimizi yapıyoruz bu arada. Tekrar malzemeleri sayabilir miyiz acaba? Naciye teyzeciğim, tritin malzemelerini. Samsun'dan kopardık anne. Kıymamız var. Kıymamızı bilin. Önce kıymamızı kavuracağız. O altı kısık ama onun. Açayım. Tamam, açtım. Yağ koyayım mı biraz? Dur kavrulacak öyle. Ha yağ koymuyoruz şimdi, yağ, tamam. Kavrulacak kendi öyle. Kendi şeyiyle biz de, kendi ben de yağıyla şöyle olaylara biraz müdahale tabii edeyim. Tabii siz de aynen gidin. Sen onu şey kavur, ben hemen soğanın şeyini doğrayayım. Evet. Oradan sonra adıma biberini, şeyini hepsini doğrayacağız. Evet. Bamya çorbası da meşhurdur Konya'nın. Şimdi bamya çorbası yapacağız ama doğru, izleyicilerimiz malzemeleri tekrar etmemizi istiyorlarmış. Tabii anne malzemeleri hemen ya da evet, Özlem sen bir say şöyle. Kıymamız var. Soğanımız var ve ekmeğimiz var. Bayat ekmek olabilir. Çünkü bayat kırmızı ekmek. Kırmızı biber, domates, yeşil biber. Onlar süper da var aşkım. Malzemelerimiz de var. Bak bu... istesen bunu patlıcanı da pişirebiliriz. Patlıcan da ilave edebiliriz. Aa çok güzel olur. Patlıcanı da iyi olur. Ben tritik patlıcanı da bilmiyorum ama kıymalı bu şekilde tüketmiştik. Hatta kız kardeşim dedi ki abla Konya tritik pilavını pilav da biz pişiririz diyemedim. O da kuşbaşılı çok kıyma pişer ya. Hmm. Onun et suyuna, kıymasıyla soğanı böyle doğrayacaksın, öldüreceksin, ona sumak atacaksın. Oo, bu ekmeğin üstüne olur dökeceğim, of, onun üstüne yoğurt. Of, harika vallahi, karnım acıktı. Sen kız ağzıyım, sen onu. Harika yemekler. Sen de biliyor Allah musun, yediniz sen bu yemekleri? Yapar mısın? Tridine, tridine, tridine. Hem kendine yapıyorsun, hiç burada yapmıyorsun stüdyoda. Ya Yasin'le kavga hop ediyoruz böyle. Bana sıra gelmiyor, bana sıra gelirse yapacağız. Ya sana sıra gelir, her zaman sıra. Ya biliyorum, şaka bir tarafa da. Normalde çok iyi bunu oldu ya. Daha da doğru. Annem sade soğanla da yapardı rahmetli. Evet. Anne evde ne var? Para tamam, bayağı denebilir yani. Atılmasın aynen diye. Hatta bunu evet sütle yapıyorsun biliyor musun? Sütle ha doğrudur. Alalım. Alalım çocuğum. Evet şimdi ne yapıyoruz Naciye teyzeciğim? Şimdi kıymamız kavruldu. Soğanı atacağız. Soğanı atayım mı? Trit için. Soğanı ilave edeyim mi? Gideceğim ama önce yağ yağ yağ. Ya, 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 ne demek? Şükranım. Afiyet olsun. Şükranım. Şükranım aşkım. Harika. Hayır, tridine bandım şarkısı eşliğinde trit yapmakta ayrı bir bize keyif nasip kesinlikle oldu yani hakikaten. Kesinlikle. Bu büyük evet bir şans. Evet. Tekrar yağla kavuruyoruz. Buyurun siz kavurun, ben bir şey tamam doğrayayım. Tamam. Bey. Yani tereyağlı zaten bir Konya yemeği düşünülemez. Bol tereyağlı bütün Konya yemekleri. Abartmıyorum. Ayda 2-3 kilo tereyağı var annem. Annem. Öyle. Kesinlikle. Biz bir kilo tereyağı 2 ay 3 ay yiyoruz değil mi? Bir kilo tereyağı. Evet, evet özellikle Naciye annem geldiği zaman tereyağı dayanmıyor. Uçak uçak. Annem, ama eskiler tereyağı, çok kullanır tereyağı. İstanbul'a geldim mi 3 kilo tereyağı alıyorum kafadan. Evet tabii. Konya'da neler yapıyorsunuz? Valla Konya'da annem evden dışarı çıktım. Bir de yasak çıkıyordu başımıza. Allah hayra getirsin inşallah. Peki hasretsiz İstanbul'da yaşıyorsunuz evet Mehmet Bey. Evet İstanbul'da. Nasıl oluyor peki? Yarışmadan. İstanbul'da
Mevlid'im var. İzmir-Alaçatı'da oğlum diğer var, Ahmet'im var. Ankara'da memur kızım var. Oh maşallah. Konya'da kızım var. Bir de tıpta okuyan kızım var şimdi. Ay çok güzel. Kaç tane çocuk var? Beş. Beş tane. Oh Allah bağışlasın. Kaç çiftçiler doğursun da koruyun bakayım beş tane evlat. Evet valla doğru söylüyorsun. Özlem. Valla doğru. Acayip taş atıyorsun Nazif. Evet evet geliyor da ya zor ya bu zamanda. Eskiler var ya beş tane çocuğa nasıl bakıyordunuz valla şaşırıyorum. Aynen aynen kahri çeksek varlık yokluk neler çektik biz. Ama evet. Hiç dokunmaz ayağım. Evet, Allah'a evet. Bak hiç dokunmaz. Evet, tirit için tereyağı eridi. Kaç odada? İki odada. Soğanı atalım mı anne? Kavrusu. Atalım mı? Atalım. Tamam. Atalım yavaş. Soğanımızı bol ilave soğanlı ediyoruz. Bol soğanlı bak, bol soğanlı çok güzel olur. Aynen, bol soğanlı. Evet. Kıymasını tereyağını eritti, kavurdu. Evet. Salça yapayım mı? Yok yok. Salçayı da atalım. Soğanı ekledik, sonra salçayı ekledik tiridimize. Bu yine böyle hafif hafif kavrulmaya devam edecek. Peki gelin kaynana ilişkilerine gelelim bakalım. Siz bir tecrübesiniz. Bize anahtarları verin, sırları. Yani kızlarım kurum annem ne olacak? Tabii bence de sır o. Ben kayna değilim. Zaten kızı olabilmek ya. Evet. Hani gelin değil de. Mesela, ama bence anne de olabilmek önemli. Tabii. Mesela benim hanımla annem nasıldı biliyor musun? Kızım gelin hiç duymadım evin içinde rahmetli. Evet. Ne güzel. Ama biraz da karşılıklı oluyor değil mi Naciye tabii, anne? Tabii tabii. Karşılıklı oluyor biraz her da. Her şey karşılıklı. Sevgi de karşılıklı, saygı da karşılıklı, her şey karşılıklı. Biberi ekledik bu arada tirinin malzemeye. Biberimizi ekledik. Bir güzel hepsi harmanlanıyor. Anne bunu buzluğun neresine koydun aşkım bunu? Hatice! Hatice zararlasın Hatice. Hatice dolabın şeyini yükseltmiş Naciye anne. Zıbartmış biberi. Dolabın sitem zıbartmış. Aslında bunu kabuğu evet. Soymayacak ama bu kabuk çıkar şimdi tiridin yüzüne. Yemek tarifi vereceğiz mi bunu? Bir daha anlatmaya gerek var mı sizce? Anlat, anlat, anlat. Anlat. Önce kıymamızı kavurduk. Tirit için anacığım bir daha anlatalım şurada sevgili anneciğim. Anlat. Önce kıymamızı kavurduk. Sonra tereyağını koyduk içine. Konya usulü tirit. Tereyağını alacak mısın? Evet. Oh harika. Konya usulü tirit için efendim kıymamızı koyduk. Kıymamız kavrulduktan sonra tereyağını koyduk. Evet. Tereyağının üzerine hemen soğanları ve onun üzerine salçayı koyduk. Harika. Hafif hafif kavrulmaya devam ederken domates doğranmış geliyor. Biberlerimizi ekledik. Birkaç dakika sonra da domateslerimizi koyup kavrulmaya devam edeceğiz. Aslında ben burada doğrayamam. Elimde doğrarım ama hadi bakalım. Evet. Vurduk durana uyduk imama. Buraya uyalım bakalım. Hepsini bir güzel kavuruyoruz tereyağında. Hepsini bir güzel kavuruyoruz. Çok aynen güzel öyle. Koktu stüdyomuz. Of keşke imkan olsa bu kokuları size gönderebilsek. Mis. Eyvallah bakarsan bazı ben de emredirim. Yollandım da buraya da yollandım. Ama duymuyorsunuz. İmredirim duymuyorsunuz. Ya Allah Allah. Allah. Ben de şey gibi. Ya kim ürende bizi görecek mi falan mi? Muhabbeti var ya onun gibi aynen. Çok vallahi çok tatlısınız Naciye teyzeciğim. İyi ki geldiniz bugün. Naciye teyzenin yanında yaşanılmaz ki ya. Evet ya gerçekten. Siz de öylesiniz. Anam diye zaten demiyorum. Siz aynısınız yani. Anam diye demiyorum çok energizedir yani. Evet. Böyle enerji böyle maşallah. Evet. Domateslerimizi de ilave ediyor. Amcamın mı annemin mi? Aşkım bir insanın hamı kederi olmam illa ki olur. Ama ne yapalım atak anakisi. Yok mu hamımız kederimiz? Doğru. Evet. Evet. Bir tane domates yeter mi anne buna yoksa daha ekleyeceksin mi? Yok yeter. Domatesimizi yeter, ilave ettik. Yeter. Şimdi iyice kavruluyorlar. Ekmeklerimizi de didik 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 yaptık. Hı. Ve Konya'nın olmazsa olmazı. Ben et suyu demiştim ama yoksa sorun değil. Et suyu var mı ustam? Olmaz olur mu? Kanalımızda her şey var ama. Var ha. Tuzumuzu atalım. Geliyor. Şimdi mesela. Zaten kıyma var ya Naciye teyzeciğim. Tamam. Normal su tamam. Koyalım kalorili tamam olmasın. Tamam annem tamam annem. Getir ustam. Yok annem. Her şey kaloriye göre. Özlem. Eksi kalori. Evet. Yok annem ha. Şimdi... Bu ekmek çok soracak. Dolduracağım bayağı. Doldurayım mı? Doldur, doldur. Bu da tuzumuz. Tamam. Yeter mi? Ay çok fazla atmayayım. Bu da tuzumuz. Oh, oh, oh. Tuzumuz da hazır. Gelin kaynana Mevlüt Bey stüdyomuzda ve sizi ilk kez burada çocuğunuzla beraber ağırlıyoruz. Eşinizle birlikte ağırlıyoruz. Peki nasıl gidiyor ya ilişkiler böyle? Neler yapıyorsunuz? Yani altın sırlar nedir? Ben annem olarak arasında. Görüyorum. Kayınvalide olarak. Gelin kaynana değil mi? Evet. Annem ben kayna değilim ben ne olacak? Evet. Bir de ama geline soralım. Bütün çünkü anneler öyle düşünür. Asıyorum kutumu ya. Biz bunu ayrı bir zaman konuşalım o zaman. Ya evet. Yabancı yok biz bizim. Hatam da varsa kabul ederim. Konuş ay yok canım estağfurullah. Yok ya büyüklerimiz her zaman tecrübedir. Gerçekten büyüklerin olması her zaman bir güzelliktir. Sağ olsun gelinin de tiridin doğradın. Sağ olsun. Tiridimizin işi bitti. Kaynayacağım. Kaynattıktan sonra bunu hafif soğutacağız. Çünkü bu çarşı ekmeği ya. Tam evet. Yoksa dayanırdı. Evet. Ama asla getirdim Asuman'ıma teşekkür ederim ama
Karı kıyamadım ben Şükran Hanım'ın annesi Özlem yiğisin diye kıyamadım. Stüdyo takılar size kusura bakma karı. Sen çekmeye doğradım ama kusura bakma. Olmaz evet. mı? Yok. Tamam. Sorun yok. Oldu. Evet. Sonra bamyamızı mı pişirelim? Tamam, bamyamıza geçelim, tabii. Tamam. Bamyamızı yapalım tamam. ama bir nasıl tanıştınız onu da merak ediyoruz. Özellikle izleyicilerimiz hani soruyorlar, evet. merak ediyorlar. Siz hep ekranda olan bir insansınız. Nasıl oldu bu hikaye? Nerede tanıştınız? Çok tesadüf oldu. Yani ben üniversite okuyordum. İstanbul'a geldim bir ödev için. Sadece bir hafta, kısa süreliğine. Bir haftalığına geldim sadece. Aa, şans işte. Bir hafta geldim. Orada da Naciye annem de gelmiş. He. Aynı gün İstanbul'a gelmişiz. Ben de şehir dışında okuyordum. Naciye teyzem. Dua aşım. Çok dua ederim. Naciye teyzem sizi gördü, beğendi. Benim anı beni gördü. Bu kız bana uyar dedi. Geçmişim o zaman da bir yemek programına gelmiştim. Deniz'ini biliyorum kulaklar çınlasın. Bu da dedi ki hani programdan çık. Anne dedi gel dedi kermesiniz var dedi. Kermesden çıkalım da dedi hem yardım edelim sevap olsun. Hem de kızımız varsa bak dedi. Evet. Ya öldüm aşkım kapıdan girdim şöyle vallahi bak kapıdan girdim. Anam kaç metre var bilmem bu şeyin boyuna var. Ben bunu bir gördüm. Doğru oraya gidiyorum. Doğru oraya gidiyorum. Kız benim gelinim olmalı. Doğru oraya gidiyorum. Hiçbir yere bakmıyorum. Kıyafete, kıyafete falan bakmıyorum. Ya çok bak, iyi. Bak yanındaki de annesiymiş. Annesi de çok hoşuma gitti. Ay ne güzel. Ne satıyorsun, ne satıyorsun falan. Hoşuma gitti. Ne güzel, Allah gönlünüze göre vermiş. Evet dedim, şurada benim kız gördüm gitti bak. Anne dedi, büyüklerin yanında dedi. Bu da ay babam da var, annem de orada. Evet. Benim yanında dedi, şimdi dedi, onun sırası anne dedi. Olsun dedi aşkım, şöyle kızlar bir bak. Anne nasıl girişken bir kadın anla yani. Maşallah, çok güzel. Peki ne kadar süre sonra evlendiniz? Çok kısa. 6 ay. Aa ne güzel. Ben Allah karışmaz. Şu anda da düğün fotoğraflarınız zaten ekranda. Evet. Nerede evlendiniz? İstanbul'da, İstanbul'da nikah yaptık, sonra Konya'da da düğün yaptık. Süper. Siz nerelisiniz? Biz Sivas'ta. Sivas'ta ne yaptınız? Sivas'ta bir Sivas'ta şey yapmadık. Şey. Zaten gene de akrabaların hepsi burada olduğu için. Tamam. Evet. Sivas'ta çok ya Sivas'ta ya. Öyle mi diyorsun? Yani İstanbul'da Sivas'ta çok, çok fazla. Var. Çok fazla. Yani evet. Herkes burada diyebiliriz yani. Evet, herkes süper. Burada. İyi, çok iyi olmuş. O zaman oradaki tanıdıklar, akrabalar da gördüler sizi mutlu gününüzü. Evet, süper aynen. olmuş. Çocuk da geldi sonra. Allah bağışlasın. Sefasını sürdüler canım. Bir iki sene sefasını sürdüler. İki sene sonra. Üç sene sonra. Çok güzel ya. Allah bağışlasın. Vallahi sen bence... kadar olmasa da biz de bir dünya turuna çıktık yani böyle. Nereleri gezdiniz? Nereleri seviyorsunuz? Hemen o zaman sorayım. Benim çok Bosna'yı beğendim. Aa süper. Bosna Ertek. Biz sorma Bosna'ya ben de gittim. Gittiniz mi? Neyse karıştırın oraları. Karıştırın. Gittim ne var gezme ne var? Tamam ne, niye gittin Bosna'ya? Karıştırma deyince Hadi. Kızlar Bosna'ya kız bakmaya gitti ya. Ya harikasınız. Ya işte oğlunu bu kadar düşünüyorum. Her yeri araştırmış. Renkli bazı çok severim. Renkli bazı hayranıyım. Ama ben bulamadım. Ama biraz ayıp oldu ama. Ama bunun gözleri de ceylan gözü. Çok güzel. Vallahi gelininiz çok güzel. Maşallah. Allah razı olsun. Gelin de güzel kız. Sen görsen fındık gibi vallahi. Yani evet kızların hepsi genç kızların evet, yani evet. hanımların hepsi güzel hepsi aslında. Hepsi güzel. Değil mi? Hiç Allah hepimiz Allah yani. Evet. Aynen öyle. Şey yok. Evet. Allah'ın kuruyor. Önemli olan güzel bakmak yani o çok önemli. Ben de güzel değerim ama Allah kuruyor. Aa olur açalım mu? Altın çok güzelsiniz. Açık anne baba. Aç. Bak şöyle yapalım. Şu büyüğü alalım. Yok. Büyüğünü döreceğiz. Ama yoksa pişmeyecek o. Evet şimdi tirezimizi yapıyoruz. Evet, bamyamızı pişiriyoruz şimdi Mehmet. Tamam şimdi lafı hep bir yaptık gari. Evet Naciye teyze bulmuşken bir kez... Hem çenemizi iş yapsana hem. Konya yemeklerini, aynen. Konya yemeklerini yapmaya devam ediyoruz. Neyse sen kuşbaşıyı küçülteceksin mi annem? Hemen kuşbaşıyı koy. Evet. Bak, ya gelin çalışsın isterseniz. Bu bamyayı böyle hazır aldığınızda yapar mısınız? Tamam. Erkekler bazen hani mutfaktan anlamaz falan ya. Mevli çok anlar. Mutfakta çareler bitmez. Ben de sürekli böyle sürtüyorum. Bak bunun böyle şeylere dökülür. Naciye teyzeciğim bir daha alabilir miyiz? Tekrar anlatabilir misiniz? Şimdi bamya bir kez sizin bu bamyanız çok özel. Bildiğiniz evet, bamyalardan değil bamya. Çok küçük. Amasya çiçek bamya o meşhur Amasya'nın. Evet. Evet. Bu biraz tüylü olur aşkım. Bunu böyle hemen alıp da marketten çiğitmeyeceksin. Sürteceksin bak böyle. Tamam. Sürekli sürdün o kılları tüyleri gitsin. Şu salça sürttüğümüz stilde sürterim ben bunu. Bunda biraz şey olur ama ben adet yerini bulsun göstereyim tabii, yani. Tabii gösterin hepsini bunu gösterin. Bunu böyle sürteceksin. Oradan sonra suda haşlayacağım. Hemen bunun suyunu da koyalım. Tamam koyalım. Kaynar su. Yok mu kaynar su? Kaynar su, kaynar su. Tamam. Kettle'dan alalım. Kettle'dan hemen kaynadı vurun. Bunun bak gördün mü? Tüyleri döküldü. Bütün böyle. Evet. Üstünde ne var ne bir yok işte. İcap ederse şöyle ateşe tuturuz. Biraz hafif yansın evet. Biraz gıl toplar bu nedense. Bu bamya biraz. Çok ilginç yani biz evet. bu bamya çorbasını Yasin'le beraber Konya'da yaptık birebir.
Gerçekten çok lezzetliydi. Siz ben değil, yok ustalarla beraber yaptım. Ahçılarımıza nerede uyduracağız? Ya yok sizin olur mu? Sizin yani anne yemeği gibisi var mı Naciye teyze? Yani bizimkiler hani ev yemeği usta yani. Usta ahçı anne yemeğinin eline su dökebilir ya. Vallahi, vallahi. O kadar özlüyorum ki yok, anlatamam. Yok kız vallahi bak ben öyle çok çeşitliyim hep bilmem özlem ama. Benimkini ben anne yemeği, bir de lezzetli yok, yaparım. Benim, anne yemeği bir aşk ben ayrı oluyor ya. Sen de annesin de yani. Ya o da belleyecek daha dur. Ben gelmişim 65 yaşına benim yavrum yani yaşına başına. Dur bana da çok adam olur. Öyle demesine vuru gözümü çıkarsan olmaz. Usul usul. Yavaş yavaş, yavaş alıştır yavaş. Tabii tabii. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bamya çorbası yapıyoruz. Konya'nın Konya dünyaca usulü. Meşhur. Malzemelerimiz neler? Dur. Kuşbaşı etimiz var. Doğran da hazır şu an kuşbaşımız. Küçük bamyamız var. Başka malzememiz küçük ne? Küçük bamya. Küçük bamya. Tamam. Buna çok limon, tuzu, tuz, tamam. Bu kadar. Bu tereyağı, kadar. Kıyması, hani kıymayı koy. Öyle kıymayı ne durum? Kıymayı koyayım anne, hemen. Koy. Bak, tridimiz kaynadı Özlemciğim. Evet, bir yandan da biraz önce tridimiz yapmıştık. Evet, bu kaynadı. Kaynıyordu. Müsaadenle. Hazır hale geldi. Şöyle bir soğuk olacak. Bamyanın kıymasını. O değil, şu. Ha, kuşbaşı kıyma değil. Ben yapmıyorum. Adamın şiir, kebap şiirini almış da gelmiş kıymasını. Durun. Yavaş yavaş. Anne çok şimdi güzel. Evet kıymamızı etimizi ilave ediyoruz. Evet, kuşbaşını koyuyoruz. Kuşbaşı hemen bir tatlı tatlı şöyle bir. Tamam. Hah. Evet. Bir yandan bamyamızın eti kavrulacak. Bir yandan tritimiz hazır mı Naciye teyzeciğim? Tritimiz hazır. Tahta kaşıkla alayım mı? Tamam o özleşecek. Tamam özleşecek. Ne şimdi kadar? Bu bamyayı kaynar suda haşlayacağız bak şu. Tamam. Kaynar suda. Bunu evet, haşlayacağız. Evet bamyamızı atlayacak. Evet. Peki tamam. Bu bamyayı nereden bulabiliriz? Her yerde var mı Naciye teyze? Vallahi ben bilmiyorum. Konya'mızda var ama İstanbul'u bilmiyorum. Marketlerde var. Aktarcılarda var. Aynen baharatlarda yani. Aktarcılar var. Çiçek bamya diye satılır. Aynen. İsmi o. Çiçek bamya. Sağ olsun var ki almışlar yani. Evet evet. Ama ya ben sen kendin getirdin zannediyorum. Hayır, hayır. Ben ne yaptım? Ben getirdim bilirken. Çok süpersin. Evet ya. Fatih'i dolaştım bugün Naciye anne için. Harika ederim Mustafa, teşekkür ederim. Ama var yani imkanlar var. Var, evet. Bak, aktarcılarda var. Aynen, biz de yemek işleriyle Yasin ilgilendiği için ben fazla dolanmıyorum yemek. Aynen, Yasin her şeyi ayarlıyor. Naciye anne, bu hani sülük gibi oluyor diyorlar ya. Evet. Nasıl, bunun bir Türk doktoru anlatır mısın? Söyleyeceğim, ekşi. Limon, bol limon. Evet. Bol limon. O hatta şimdi kulaklar çıvayasın, bir ne verdiğin ürün var o. Üzümün koruğundan pişirin bunu, o limon tuzlu yerine evet. Çok güzel olur. Evet. Bundan eriğin ekşisi de olur. Limon ekşisi de olur, üzüm koruk ekşisi de olur. Üzüm olur, 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 olur. Bu olur. Da olur. Biz bulamadık mı limon tuzu yaparız. Anne evet, kuşbaşılar evet, şöyle tavana geldi. Yönetmenimiz Nihat Bey soruyor, bamyaya ne zaman tuz atılır diyor, çok merak ediyormuş. Bamya kaynarken atarım. Kaynarken atılıyormuş Nihat Bey. Yani aslında doğru şey değil mi? Ama bildiğim şey ben ama bilmediğim de bilmem, kuru kaynarken atarım. Anne ne koyuyoruz şimdi? Onun içine mi şimdi? Soğan doğrandı mı da? Hayır, soğanımız demek, nerede? Kıs. Kıstım, kıstım. Ağzını ör. Evet, etimizi şurası. İlave ettik. Neyse bamyamızı. Ben doğruyum. Evet ustam. Şimdi... Kuşbaşısı, Özlemciğim kısacağım bu suyun da kendi kendine iyi bir pişecek. Ha. İlk evvela bak. Tamam. Öyle hızlı açıp da böyle sordururup da olmaz. Tamam. Ha. Önce etleri pişiriyoruz. Etleri pişiriyorum. Sonra soğanları ilave sonra ediyoruz. Sonra soğanlarımız var. Ben de yemek yaparken önce soğanı koyuyorum, sonra eti koyuyorum. Yanlış mı yapıyorum? Maşallah ustamın ellerine sağlık valla. Ama ustam bu bir az olur. Bunu yediren soğan bir tane daha rica edebilir miyim? Hemen ben? Hemen. Bamyamız için kuşbaşıları evet, hafif böyle pişirdik. Soğanımızı ekliyoruz hemen. Aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Önce soğan sonra et değil mi? Yok. Ben böyle. Ben böyle pişirim. Tamam. Benim tarzım böyle. O zaman ben de böyle yapacağım. Bizim ha. De hep böyle ya aynen. Öyle hep önce et. Öyle pişirebilir. İkisi de aynı hamam aynı tas. Evet. Ama biraz etler sert aşkım pişti mi iyi olur. Soğan birden ölür. Evet. Ben sonrasında hep su böreğini. He. Şeyini de öyle derim. Önce eşin etini güzelce kısık ateşte kendi suyunda çektirecek. Sonra bir tane de soğan doğramak. Fazla da doğramak. Aynen. Da iki tane de doğramak. Şöyle süper. Soğan. İki evet. Tane soğan doğradık evet, anne. İki soğan doğradık bamyamız tamam. İçin. Heh, tamam anne. Bamya çorbası. Bu çorba bamya sevmeyene bamyayı sevdiren bir yemek. Şimdi şu tiridimiz bitti. Ha, tiridimi... O çok güzel kaynadı. Tamam. Kapatalım. Bunu alacağım biraz soğuyacak. Soğuyor, tamam soğusun onu. Ya şöyle koysam bir şey olur mu şuraya? Herhalde olmaz. Koy anne koy. Bence bir şey olmaz koy. Ya. Koy. Tamam. Bu ekmeği bu üstüne dökülecek ama böyle biraz çok soğusun. Sıcak dökerse bu... Şey, tamir hamur olsa olur. Dayanır. Bu hamur olur. Biraz esneyecek. Tamam. Ha. Şimdi ne yaptık? Naciye teyzeyle beraber trit yapmıştık. Hı. Tridimizin şu anda artık o sulu trit kısmı hazır. Ve birazdan ekmeklerin üzerine boşaltacağız. Soğutacağım. Evet, soğuması gerekiyor. Aynen öyle. Bir yandan da bamya çorbası yapıyoruz. Konya'nın meşhur bamya çorbası. Ha.
Konya lezzetlerini merak edenler kağıt ve kalemleri hazır burada. Yapın. Aç. Harika tarifler veriyor Naciye teyze. Annemiz de burada haşlanıyor. Tamam. Yani istersen haşlarımızda zaman yoksa pişire duruyor. Yok. Bunları bir halledelim. Tamam, tamam. Bunlar pişsin. Şimdi kağıdı kaleme aldılar ya anne. Aynen. Tek tek yaparsak daha iyi olur. Bir de tamam. Çok hızlı gitmeyelim, yavaş yavaş yapalım. Alayım, sen oraya bir daha ver ustam salçayı. Tabii ki anne, ne demek, buyur. Evet. Seninkileri daraldık mı çalacağız? Bak benim saatim anne, sıkıntı yok. Evet, bamya için salça mı ekliyoruz? Salça şimdi? Ama bu salça çıkaz gibi ya, neyse çıkaz. Oh, harika. Var ya, salça vardır ya. Var var var. Salça biraz daha alalım. Ne varsa ne, aynen. Ne? Hatice ablacığım salçaları bir yiyin. Hem biber salçası hem salça karışmış. Biber ve domates. Karıştırırsın. Evet vallahi bugün lezzet şöleni var stüdyomuzda. Naciye teyzem ben Konya'dan geldi. Ben buraya aşkım ya. Olur mu, ne demek, yemeklerin en güzeli olsun Naciye teyzeciğim. İnşallah inşallah. Tariflerimizi en güzeliyle verelim. Mevlana diyarı. Konya'dan misafirlerimiz geldi. Evet. Çok gerçekten mutluyuz. Burada sizi ağırladık. Gel dünyayı gör Konya'ydımış. Doğru. Niye söylemişler onu yani? Bir sebebi yok mu yani? Değil mi? Naciye teyzem biliyordur bence. Bir söylediyse bir sebebi var yani. Anne, arkasını da sen getir. Ne diyorum, onu ben koydum, arkasını da sen getir. Yani Konya görülmeye değer bir memleket. Değer, değer. Evet, kesinlikle. Konya gerçekten gördük. Hem gezilip görülecek yerleriyle, ama hem ben, lezzetleriyle süper. Ama ben buna et suyu istemiştim inşallah canım. Ayarladım başkım. Hah, geliyor. Et suyu da ekleyeceğiz şimdi buna. Varsa et suyu da güzel olur. Yoksa sorun değil. Kaynar su olsun usta. Salça biraz daha ekleyeceğiz bamya. Biber mi, domates mi? Ya az karışık. Ondan az ondan. Ondan açık ondan. Çok değil. Aynen. De tamam. Yeter süper. Harika. Çok güzel oldu. Harika yemekler. Usta gerçekten buna kaynar su getir. Şu ılık ha tamam. Kavur, gel kavur, usta. Kavur. Dur anne. Of 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 Naciye teyzeciğim, neler yaptınız siz bugün bize. Şunu alalım mı? Şimdi bu sadece Konya mutfağının bir kısmı. Siz sabahları yağlı somun yiyor musunuz, yağ somunu? Evet geldi vallahi, melde geldi. Niye keşkelen birini ala geleydik. Yağ somunu, et ekmek. Konya'dan getirdim buna. Etli ekmek, yağ somunu. Sağ olsun kulak var içinde Temiram Lalim. Ya buna. Hamur varsa, kıyma da varsa etli ekmek yapsana ustam. Tabii Naciye teyzem bir bakacağız. Değerlendirsin. Sıra gelirse yaparız. Varsa eğer elinde vallahi süper olur. Normal belki yaparız. Belli mi olur? Evde etli ekmek nasıl yapılır? Hava sıcak ya, normal. Ya evde etli ekmek olur aşkım. Olmaz diye bir şey değil ama bunun da adı fırın. He. Yeşil odununda pişecek. Kara fırında. Etli ekmeğin adı şimdi. Fırın. Ha canım çekti. Olmaz değil. Olur. Olur. Ha. Yap içini bildikten sonra. Evet. Ama bunun da adı fırına. Fırına yollayacağım. Alo diyoruz. Fırıncılar gelir sağ olsun. Aynen pişiriz. Pişiriz. Annem sarılıklar için hepsi böyle bir yer. Hizmet böyle. Oh Naciye teyzem. Etek bekçim var. Hadi kuzum bir gel, daha gittirim. Gel alır gider. İçini hazırlıyorsun. Ay, no, ben o da yapar. Ya o da yapar ama ben hatırlıyorum babaannem hep yapardı evet, böyle. Evet hep yaparız. Pide de falan. Evet. Ondan sonra gönderirdik fırına. Evet, süper evet. Olurdu. Evet anne. Şimdi. Şimdi bamyamız böyle kaynayacak. Şimdi tamam. Suyunu atıyorduk değil mi? Bunun tuzunu atacağız bak. Tuzunu atalım. İşte sormuştu. Evet Nihat Bey sormuştu. Nihat Bey sormuştu. Nihat Bey aha da tuz atılıyor aha, şimdi. Aha tuz atılacak Nihat Bey. Çok tuzlu olmasın. Az tuzluya çare var. Evet yani sosunu çok karıştırdıktan tuzluya. Sonra tuzunu ilave ediyoruz. Tatlı kaşığı var mıydı? Tatlı kaşığı ya dese hemen ben elimle var. Nasıl vuracağım? Benim elim çok karar. Gel. Bu arada bir alo diyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Limon alo. Tuzunu da ekleyelim buyurun. Bu arada. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizi seyrediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Nurhan Hanım. Naciye teyzeyi, oğlunu Show TV'den zaten şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Oradan yani tanıdım daha doğrusu. Evet, var mısın yok musun yarışmasında? Ama hangi kanalı çıksa hep seyrediyorum. O da herhalde gelini, torunu, torunu da çok tatlı maşallah. Aile saadeti yaşıyoruz şu anda. İnşallah. Naciye teyzenin de tatlı dilleriyle yemeklerini anlatıyor. Ondan sonra... yani böyle çok seviyorum ve evet bamyayı da herkes zaten böyle hakkından pişiremez. Bamya çok böyle emek isteyen, zor pişen bir yemek yani. Evet. Kesinlikle. Öyle herkesin harcı değil böyle. Onu böyle salgısı salar eder. Aynen. Ama çok güzel şey yapıyor. Benim annem de rahmetli. Çok severdi bamya çorbasını. Ondan evet. Sonra bamyayı da abim de rahmetli. Ben de çok güzel severek yaparım. Bekleriz inşallah. Buyurun gelin. İnşallah. Aynen Konya'ya, Konya'ya inşallah. Gelin. Konya'da vallahi süper. Bunların çok çok böyle lezzetlisi. Bütün yemekler Konya'da zaten çok güzel. Evet. Yiyebilirsiniz. Evinizde de Naciye teyzenin bu tarifini uygularsanız en güzel bamya çorbasını içmiş olursunuz. Limon tuzumu da atıyorsunuz hem de. Tamam. Şu kadar da limon tuzu. Harika. Az olursa yine atarız. Limon tuzu çok teşekkür önemli. Ediyoruz. Bir de bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun. Bu et yemeklerini böyle çok şey yapıyorsunuz da bazen de üzülüyorum. Yani böyle yiyemeyenler için, yani alamayanlar için. Ya aynen öyle buluyorum. Aynen. Vallahi ben de üzülüyorum seyrederken. Ben. En büyük hobim benim kanallarda yemek programı. Nerede olursa olsun yemek programını kaçırmam. Ama Allah'tırım olmayanlara da versin. Amin. İşte bir yandan iyi yani. Bir de belli yiyoruz yani. Anladın mı? Ve yöresel yemekleri de tabii gösteriyoruz. Boşuna da gidiyor ama Allah olmayan kullarına da versin. Kesinlikle. Duada ediyoruz. Aslında Anadolu mutfağını unutturmamaya çalışıyoruz. Evet, kesinlikle. Yani, yemeyen aynı. Yoktur yani. Böyle çok ağlaşan insan da yani evet. Çok ciddi değildir. Ama şeyleri çok, kebapları çok güzel veriyorsunuz. Ben de zaten et düşkün olduğum için Allah'a şükür böyle benim de et yemeklerim çok güzeldir. Ellerinize sağlık diyoruz. Çok teşekkürler Nurhan Hanımcığım. İyi çok sağ olun geldiniz. Nurhan Hanım. Hoşçakalın. Günlerinize sağlık. Evet. Güle güle. Teşekkür ederim izlediğin için. Şimdi nereden selamlar. Devam ediyoruz acaba şimdi Nadiye teyzeciğim? Şimdi aşkım bu bamyaya haşladık değil mi? Evet, İyice bamyamız haşlandı. Biraz da buna limon tuzu atalım. Tamam. Sebebi sürmeyecek işte. Sürmesinin sebebi noktası. Bu. O şey akışkan olmasın diye aynen, değil mi? Aynen aynen. Biliyorum ben de şimdi hani soruyorlar ya genellikle. Süner, evet evet. Ama ne olursa olsun bamyanın adeti yakışığı o süner yani. Aynen. Evet. Ne kadar yaparsan yap. Ha ilk gün yiyin, ikinci gün mutlaka süner. Çiçek bamyada ovalamak evet, gerekiyor ki pütür pütür olmasın ağzında. Aynen öyle. Bamyanın genel yapısı öyle zaten biliyorsun. Tabii tabii. Sürmeye müsait değil. Şimdi bu haşlandı. Tamam. Kapat kuzum onu. Kapatın. Evet. Stilde süzeceğiz. Hani süze. Stilimiz, süzeyi hemen ustamıza verelim. Ustam onu ver. Ver. Soğuk su. Sopla. Of of of. Çok yemeklerin güzelliğine bakın. İpini ayıracağız ustam. Getir. Şimdi höşmerim ama bildiğin höşmerim değil. Höşmerim biliyorsun her vilayette bölgede farklı oluyor. Evet. Bizim Konya usulü höşmerim hani peynir tatlısı da diye tabir edilen tatlı değil. Yok ben biliyorum ben bu Konya höşmerimine bayılıyorum. Benim kulak höşmerim. Kulaklar için neyse görümcem mi? Görümcem değil ablam yani. Evet. Çok mu güzel yapıyor? Çok. O efsane yapar. O höşmerimleri, o canavarı kulaklar için neyse çomaklı da. Evet. Çok selam olsun diyoruz. Şimdi biz bir yandan burada kaynatalım bamyamızın içine. Bir de ben Yasin'e bağlanmak istiyorum. Bu arada benim eşim evet. Yasin'de karavanla geziyor biliyorsunuz. Karavan asaları teyresi varım. Evet. Çok iyi ya karavanla tamam, dolaşıyor. Tamam önce Yasin'e bir bağlanalım gidelim. Çünkü beni karavana bindireceksin gezdireceksin. Tamam ya söz. Söz. Bağlama bana söz versin öyle bağla. Tamam tamam söz götürüyorum tamam. Beraber gideceğiz tamam. İnşallah. Ha. Yasin şimdi Ankara'da Konya'nın komşusu Ankara'da. Ekmek fırınında bekliyor bizi. Ekmek fırının yanında bu güzel yemeklerin yanına gidecek harika bir ekmek geliyor. Ankara ekmeği Altınköy'de. Alo merhabalar Yasin alo diyorum ama merhaba diye böyle kameraya sallıyorum sana. Şu anda Ankara Altın'da Altınköy'de Zeliha Hanım'la beraber sizlere selam gönderiyoruz. Ekşi mayalı Ankara ekmeği, Altınköy ekmeği tarifi gönderiyoruz. Şimdi Zeliha Hanım bize ekşi mayalı Ankara ekmeği yapacak. Taş fırında pişirecek. Malzemelerimiz neler? Ekşi maya, patates, tuz, un, tam buğday unu, kepeğe var içinde. Evet, malzemeleri şu anda burada. Evet. Ekşi mayası, unu. Patatesi var içinde. Haşladınız mı patatesi? Evet, haşladık. Rendeledim. Hamuruna yunurdum. İçine. Tamam. Şimdi devam edelim. Hadi hemen hamurumuzu yoğuralım. Ekşi mayasını koyduk, ununu koyduk, tuzunu koyduk. Suyunu da koyalım. Ankara'nın ekşi mayalı ekmeği taş fırında pişiyor, odun ateşinde. Odun ateşinde pişiyor. Önce fırını yakıyorum odundan. O köz oluyor. Közümü dışarı çıkarıyorum. Ondan kelli fırını siliyorum. Sildikten kelli ekmeğimi atıyorum içine. Oh. Bundan sonra bir saat pişiyor bu ekmek içinde. Piştikten kelli bir saat sonra çıkarıyorum. Çıkardıktan kelli burada biraz soğuyor. Oh. Servis yapıyoruz. Servis yapıyorsunuz. Burası aynı zamanda bir restoran olarak, kır bahçesi olarak da kullanılıyor. İnsanlar evet. Gelip burada piknik yapıyorlar. Şahane bir yer, doğal yer. Evet. Ekmek de doğal. Hepsi doğal burada. Çok güzel, çok güzel bir ortam burası. Evet. Karavanımızla geldik buraya. Karavanımızı köy meydanına park ettik. Hamur bu şekilde bu yoğruluyor. Şekilde şu anda yoğurdu. Hamurumuz mayalanması gerekiyor. Mayalanacak bu, ekşiyecek. Evet, ekşiden kelli. Mayalanmış hamurumuz da var. Hamurumuz var, hazır hamurumuz. İsterseniz biz bundan devam edelim. Bu hamur mayalanmaya devam etsin. Evet, o bunu mayalansın. Alalım. Bu mayalansın. Biz şimdi sizin önceden yoğurdunuz ve evet. Mayalanmış hamurumuzu devam edelim. Ankara'nın ekşi mayalı ekmeğini yapmaya. Bu şekilde pazı yapıyoruz elimizle, yuvarlıyoruz. Evet, böyle yuvarlıyorum. Kaplarımıza koyuyoruz yuvarladıktan kelli. Un ekiyoruz böyle. Bakın yuvarladık. Böyle. Bu şekilde kaplarımız var, öyle mi? Evet, kabımız var burada. Buna koyuyoruz. Beyaz bezin içine. Şöyle göstereyim. Doğal.
Fırına bezle mi atacağız bunu? Yok, hayır. Küreğe koyacağız. Kürekte atıyoruz. Şimdi görürüz onu da. Şu anda evet. Ekmeklerimiz fırına atmaya hazır. Fırınımız da hazır. Hazır fırınımız. Bakın da odun ateşi. Gösterelim izleyicilerimize. Of of of. Bakın içeride pişen ekmekler de var. Biz önce atalım kendi yaptığımız ekmeği. Ahşap küreğimiz var. Küreğimize kepek. Kepek ektik. Kepeğin üzerine yuvarladığımız, bakın hamurumuzu koyuyoruz. Beklettiğimiz hamurumuzu koyuyoruz. Hamur siz koyunca biraz daha mayalanmış. Evet. Daha da şişmiş. Şişiyor. Bunu da yer mayası deniyor sanırım. Evet, yer mayasını alıyor. İki defa mayalanıyor. Yer mayasını alıyor. Üzerine ne sürüyoruz? Ayran sürüyorum. Kızarsın diye. Ayran. Evet. Kızarıyor. İçtiğimiz ayran. Evet. Yoğurt ve su. Evet. Şimdi fırına atıyorum. Evet, şimdi fırına atıyoruz. Ve fırından pişmişine çıkaralım. Hiç beklemeyelim. Fırında pişmişi var. Ve çok güzel kokuyor. Alalım alalım onu bir gösterelim şöyle. Şu anda stüdyoda Özlem pişmişi. Ve ustalarım. Evet, altın şu anda pişmişi çıktı. Altın koyun unundan. Yeni çıktı fırından. Sıcak sıcak. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tarifini verdik. Evet. İzleyicilerimiz inşallah yaparlar, denerler i̇nşallah. Diyorum. Ben şimdi herkesin yerine tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şunu da atalım mı? Bunu izleyicilerimiz evlerinde yapmak isterlerse bu tarifi evdeki fırında da yapabilirler mi? Deneyebilirler mi? Hani bu zor günlerde, korona günlerinde bazen sokağa çıkma yasakları oluyor, çıkarmıyorlar. Taş fırında bir şeyin gibi olmaz. Ama olur. Olur da taş bu tadı bulamazlar. Tadı bulamazlar. Tadı bulamazlar. Tadı bulmak için. Ya, tadı başka. Taş fırında bir şey. Altın köye gelecekler. Altın köye gelip burada tadacaklar. Ben şimdi fırından çıkan ekmeğin tadına bakıyorum. Sıcak sıcak elimi yaka yaka. Tereyağı yok mu tereyağı? Tereyağı hemen git. Hemen bir de tereyağı alalım. Bu ekmeği tereyağıyla yemek lazım, evet, değil mi? Tereyağı koyacaksın içine. Bir de çay alacaksın yanına. Tamam, onu da alırız. Afiyetle yiyeceksin. Hemen ben ekmekten bir parça bölüyorum. Elimi de yaka yaka. Of of, çok sıcak. Ben hemen şöyle elimi yaka yaka böldüm. Tereyağımız da geldi. Bakın tereyağı da doğal. Kendi yaptığınız tereyağı, evet, sanırım, değil mi? Doğal. Yoğurt tereyağı. Hepsi doğal burada, Altınköy'de. Şöyle tereyağından aldım. Oh, tereyağından aldım bolca. Ekmeğimin arasına sürdüm. Ekmeğimin arasına koydum. Afiyet olsun. Of of of. İki güzel tat birleşti. Bakalım nasıl bir tat. Çok güzel. Çok afiyet güzel. Olsun. Çok şanslıyım. Türkiye'yi, ülkemizi, ülkemizin lezzetlerini yerinde keşfediyorum. Özlem, tarifi verdik. İnşallah siz de orada yapıp denersiniz diyorum. Dünyanın tadını Ankara'da, Altınköy'de çıkarmaya devam ediyorum. Sincim, sen orada yiyorsun ama biz de burada Konya yemekleri yiyoruz. Sen Ankara'ya yemekleri afiyet yerken. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bu arada bamyaları hemen bir göstereyim. Hadi, hemen. Bunlar ipe diziliydi ya. Evet. Özlem, bunları biz böyle haşlandıktan sonra bakın şu ipten böyle kurtaracağım. Kurtarıyoruz ki hepsini rahat bir şekilde. Ne kadar bunun güzel. Bunun özelliği böyle kaynamış suya atacaksın onu böyle. Evet, kaynamış suya atıyoruz. Makarna kaynamış gibi aynı. Tane tane oldu bak şimdi. Yok kuzum. Evet, ay tamam. Çok küçük bamyalar gerçekten çok güzel. Ben bu bamyayı Konya'da gördüğümde çok şaşırmıştım. Yine şaşkınlığımı gizleyemiyorum. En fazla Konya'da tüketiyorum. Bu bamya yemeğiyle hiçbir alakası yok. Yok, hani çorba bamya yeme- bu. Aynen. Yani insanlar bamya yemeği gibi böyle zannediyorlar ama onunla hiç ilgisi yok. Bu bambaşka kesinlikle bir lezzet, evet, bambaşka bir tat. Kesinlikle tavsiye bamya ediyorum. Bamya sevmeyenlere bamyayı sevdiren bir çorba, öyle kesinlikle söyleyeyim sana. Kesinlikle. Yaşı da çok güzel olur. Şimdi kar, hava, şey, yaz geldi. Evet, yaşı yazın da çok güzel olur. Yaşta tam zamanı. Aynen. Yani. Olur, evet. Tam zamanı. O domatesli biberli olur ama o da evet güzel olur yani. Bu arada sorularımız ama var mı? Sosyal medyadan gelen sorularımız. Evet. Ekrana verebilirsek sorularımızı. Hemen gelsin sorular. Evet. Çok merak ediyorum neler sordular. Aynen. Bu arada sosyal medya hesabım benim Dünyayı Geziyor ve Esir Genç. Oradan sorabilirsiniz. Sizin? Mevlüt Acaroğlu. Mevlüt Acaroğlu. Acaroğlu. Naci Acaroğlu. Aa, var mı? Kullanıyor musunuz? Ya bildiğin gibi değil. İnanılmaz ya. Hepsi var ya. Alaçatı'da 5 sene işlettim. Şimdi süpersiniz. Naci teyze ona vallahi. Süper. Kastamonu'nun yöresel yemeğidir. Konya'ya ait değildir. Aa. Ben şöyle bir açıklama getireyim. Her yörenin farkı. Benim adım da Kastamonu. Nasıl olsun? Hay. Ya çok ben tatlısınız ya. Ya bir şey söyleyeyim. Şimdi Kastamonulara sesleniyorum. Sevgili ustam. Etli ekmek Kastamonu'nun. Tirit Kastamonu'nun. Şimdi şöyle bir şey. Ya yapmasınlar. Aslında öyle değil. Tirit Samsun'da da yapılıyor. Ya her ama yörenin farklı. Keşke her yörede yapılıyor. Aynen, farklı. Ama içeriği farklı. Özlemciğim, Kastamonlular diyor ki onların et ekmeği biz saç böreği diyoruz onlara. Onlar ona kapalı et yapıyor. Ekmek diyor. Saç da yapıyorlar böyle, açıyorlar. Saç, evet. Kaplıyor. Sıkma börek gibi. Konya'da biz ona saç böreği diyoruz. Bazı mesela Alaçatı'da da gözlemedilerdi. Ben çok yaptım. Evet. Müşterilere çok yaptım yani. Ondan sonra acaba yani kusura bakma Kastamonular. O
Kastamonu'lar. Aynen. Evet. Et ekmek. Fırında olur, fırında. Ya Tirit, ha. Konya'nın diyorlar ama zaten Tirit'i Kastamonu'da tavukla yapıyorlar. Aa. Tabii tabii. O yüzden farklı yani, bak, tamamen farklı. Kastamonu tavukla yapar. Tirit'i tartışmam. Evet. Tirit'in çeşidi çok. Çok, aynen, aynen. Tartışmam ona. Aynen, kesinlikle öyle. Şimdi, ve bütün yörelerimizin yemekleri çok öyle. Güzel zaten. Özlemciğim bir ketçe alabilir miyim? Bu artık soğudu. Daha da soğursa ıslatmaz. Şimdi bizimki fırında yapılıyor değil mi? Bizim Tirit. Hayır, şeydeki Kastamonu'nun Tirit'i fırında yapılıyor. Vallahi doğru. Vallahi ben bilmem, tartışmam onu, bilmem. Şimdi Kastamonu'nun çünkü hayır, Şükran Hanım yönetmenimiz dedi ki hangi yemek fırında yapılıyor, altyazı yazacağım dedi. Eğer ona söylerseniz... Söylemek ne, ben anlayamadım. Etli ekmek fırında yapılıyor. Etli ekmek fırında yapılıyor, aynen. Burada o kadar çok yemek konuşuyoruz ki. Yok kuzum, yok. Sen yok. Evet, Tirit'imizin şimdi artık görüyorsunuz üstüne... Sosunu, kırmalı, biberli. Ya Tirit'in asıl olay ne biliyor musun? İstesem sosunu yemek döküyorum. Ne varsa fazla, tavuksa tavuk, yani. Etse et, patlıcansa aynen. Patlıcan. Aynen. İşte bu o bayatlamış ekmeğin üzerine ya, dökülen... Tencik pilavı gibi. Ha, evet, aynen. Evet. Aynen öyle. Tencik pilavı gibi. Evet. Yani evde ne varsa onu değerlendirmek getirir. Turşu koy yanına, yoğurt ez koy. Aynen. Ama evinde ne varsa illa şu bu olacak deyip şimdi. Aynen. Bunu benim paşam yani bile hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz, hiçbir şey israf yapmıyoruz. Kullanmak için ne aynen yapıyoruz? Öyle. Tirit adını almış, bütün malzemeleri dahil ediyoruz. Özlemciğim bu bamyanın bir noktası da çok karışmaz bir. Bir de hızlı kaynayacak. Niye evet, çok karıştırıyoruz? Kesmemesi için. Evet. Öyle mi? Hiç kısmayacak yani çok kaynar olacak kaynar. Ben bilmiyordum onu mesela bamya yaparken hep karıştırırım ben. Yok yok. Yok. Fazla karıştırılmaz katla. Bir de neden hızlı ateş? Niye? Kesmemesi lazım. Evet. Özleşmesi lazım. Aynen. Özsüz olur yani. Aile şanslıyım işte burada ustalar var öğreniyorum estağfurullah, ya. Estağfurullah. Evet hanımlar beyler siz de bakın bu güzel yemek püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız Mutfağım Şahane'yi kesinlikle kaçırmayın diyorum. Peki çok gezen mi çok okuyan mı? Bence ikisi de çok önemli. Evet. Ben hani çok gezdiğim için yani biraz... evet değil mi? Hiç kal... Ama valla yani gezen de... çok özenirdim yani. Çok sağ olun. Gezmek de önemli, okumak da önemli. Yurt dışı hayalim o kadar var ki amma demeyin. Ay, bir şey ama söyleyeceğim. Ama Bosna'ya gitmişsiniz de güzel Bosna'yı görmek demek, Balkanların yarısını görmek demek. Hacı'yı da gördüm Allah aşkına olsun. Allah arkası gelenli olsun. Gelir inşallah öyle şu mi? Virüs bitsin. İnşallah. Ben götürürüm sizi. İnşallah. Beraber gezeriz. İnşallah. İnşallah. Bir şey merak ediyorum. Hakikaten gezdin, yani dünyanın birçok ülkesine gittin. Seni en çok etkileyen, en çok hoşuna giden vallahi ülkem. Ya o başka konu zaten o yani tartışmaya kapalı yani. O, gerçekten. Onu geçiyorum direkt. O tartışmaya kapalı evet. Zaten. Onu asla geçeyim. Ama hani böyle çok böyle senin sevdiğin, hoşuna giden ya da bizim şöyle, kültüre biz yakın diyeyim ya da. Şöyle yoruluyoruz tabii ki dünyayı gezerken 15-16 saat uçaklarla uçuyoruz. Evet. Yorulduğumuz için ben açıkçası dinlenmeyi, sakinliği, böyle hiç kimse olmasın kafamı dinleyeyim. Daha dingin bir yer değil mi? Aynen Maldivleri çok seviyorum söylemesi ayıp. Maldivler harika. Turkuaz denizi, tertemiz suyu. Böyle sakin bungalov gibi böyle odalarda kalıyorsunuz. Çok seviyorum. Evet bu Tirit'imiz şimdi. Daha relax tatil. Varsa evet. Bunun üstüne de yeşil güzel bir nane doğrayabiliriz. Oo harika. Tirit'imizin şu son haline son halini bir görelim. Evet. Son haline bir bakın. Şu yemeğin güzelliğine ellerinize sağlık ya. Yoğurduna yinmem mi? Turşuyla yinmem anne bu yiyin. Of yenmez mi? Vallahi yenmem ya. Yiyin. Şunun güzelliğine bakın. Hem de karnını kaşıya kaşıya doyur vallahi karnını. Bamya nasıl? Çok güzel, çok güzel. Da... Usta ya ben tadına bakmak istiyorum. Sıcak su. Az bir şey su alalım. Sıcak su koyalım. Soğuk pişmişse soğuk su kaçırma. Tök tök evet. Su. Teşekkürler. Ay çok pardon usta. Tamam. Evet Tirit'imiz mükemmel oldu. Tirit'imizin işte son halini gördük. İnşallah. Yemek için sabırsızlanıyorum. Birazdan servis yapalım. Evet. Bana evet bu arada sosyal medyadan gelen bir yorumumuz daha varmış Tirit'le ilgili. Hemen bakalım. Evet hemen ekrana gelsin. Kız benim Tirit'im. Tirit asıl Samsun'da aynen, yapılır. Kazet. Hatta kazet ile yapılır. Aa, Samsun'a girdi şimdi bravo. Tartışmaya. Bak. Samsun'da kazet ile yapılırmış. Kastamonu'ya, Konya'ya ne oluyor Tirit, deniyor. Onlar herhalde Tirit. Bir de yukayı böyle, onlar yukayı herhalde şöyle. Hani Samsun'dan bir anlatsın onu. Ben anlatayım. Aslında şöyle. Tirit'ine bandım şarkısı Samsun yöresine ait. Ustam ne yaptı? Şarkıyla sahipleniyor. Hayır değil anlatacağım öyle değil. Yok. Hayır Samsunlu. Samsunlu. Yok öyle değil. Şimdi Tirit... Ben Tirit'ine bandım şarkısı Kastamonu diye biliyorum. Bak şimdi Ilgaz Dağları'nda. Çok güzel. Şimdi oralarda kazavına çıkarlarmış. Normalde ben izah edeyim de yanlış bilgi vermiyorum. Tabii. Şimdi Samsun
Tridi ve pidesiyle meşhur bir yer. Ama Samsun'daki Trid kazda yapılır. Yufka yemek, ekmek yapılır kara fırınlarda. Evet, evet. Parçalanır bu şekil. Yoğurtlu olur genelde. Yani, tereyağlı olur. Ustam, çok farklı. İskender değil. Gibi bir şey oldu o ya. Ben pidesi tamam, hamur işleri hayır. Tamam ama Konya'nın ve Kastamonu'nun diyebilirim ben Trid. Tamam. Ben de diyorum ki olabilir ama Trid Samsun'da çok meşhur bir yemek. Evet, demek ki çok meşhur olduğu için. Ama kazdan hani Samsunlar yapılıyor. Bizim değil. Tridine bandımı da sahipleniyor. Fıkar ağacı. Bunu herkes pişirebilir. Her yerine. Anadolu yemeği seninki. Evimde ben kaç olsa ne pişireceğim? Aynen. Kaçın evde bulacağız. Ya var ya. Yine taş bana geldi. Ben iddialıyım. Harikasınız Naciye teyzeciğim. Tamam, bir telefonumuz var. Tamam. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Merhabalar. Emine Hanım. Ankara'dan arıyorsunuz. Merhabalar. Özlem Hanım, nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Naciye teyzeye de merhabalar. Torunlu güle güle büyüsün, Mevlüt de güle güle büyüsün. Hoş geldin çocuğunu. Emine ablacığım, saygılar, sevgiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Naciye teyze, o yaptığın trip, bizde ben Ankara Polatlılıyım. Ekmek aşı bizde o. Ha neyse biz tirit. kardeş. Sonra, aynen. Tirit nasıl yapılıyor biliyor musun? Bayat bazlamadan, bu ekmek aşı da bayat bazlamadan oluyor. Sistem tabii. Aynı sistem. Aynen. Bayat bazlamayı doğruyor. İsraf olmasın. Temcid planı. Tirit de nasıl oluyor biliyor musun? Bayat bazlama aynı sizin gibi doğruyoruz. Aynı malzemeyi şey yapıyoruz. Kıyma koymuyoruz. Et suyuyla. Limon tuzu atıyoruz. O tirit. Bu ekmek aşı. Tamam neyse abi ekmek aşı olur. İkisi de aynı. İkisi de aynı zaten. Limon tuzu koyuyoruz. Kıyma koymuyoruz. Et suyuyla yapıyoruz. Vallahi biz kıymayı severiz annem. Koruz biz kıyma. Ha seversin de yani trit öyle oluyor. Evet. Mesela eskiden evlerde kışlık besi kesilirdi. Evet. O kemiğin ben suyuyla. Ben onu istedim ama yokmuş. Yani olmamış. Olsun bak, ne yapalım. Bak yine fatura bana kesildi ya. Limon tuzu atardı. Eksik malzeme de hep sana. Trit öyle oluyor. Sen istedin. Dibetim bu ustam ben sana o eski tamam. Kıymalarını. Tamam özür diliyorum. Ustama ben söyledim bak. Tamam. Özür diliyorum. Evet. Oğlum, çok teşekkürler Emine Hanım. Ankara'ya da selamlar. Ankara'da ablam var. Benim ablama da selamlar. Ankara'da tüm Ankaralılara selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden bamyamızın pişmesine daha var mı? Bak yüzü kaymaklandı. Yüzü evet. Kaymaklandı mı artık pişme şeyine gelir. Yani bir 6 dakikası daha var değil mi? Var daha özleşecek. Evet aynen. Bir 6 dakikası daha varsa bir Yasin'e bakalım mı? Yasin Ankara'da ne yapıyor? Ben acaba Ankara lezzetleri nasıl? Bizim karşımıza Altınköy'den, Ankara'dan nasıl bir lezzetle gelecek? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Ankara'nın da lezzetleri çok güzel, çok biliyorsunuz. Ha Ankara, Konya'nın. Aynen, ikisi yan yana. Aynen öyle. Havası da aynı. Evet, havası da aynı. İnsanların güzelliği aynı. Evet. Her yerimiz güzel, dünyamız güzel. Allah'ıma çok şükürler olsun. Kıymetini bilene. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. 2008 yılında yarışmaya katıldınız. Evet. Ondan sonra hayatınızda neler değişti? Çok değişti. İnanılmaz şeyler değişti. Ben Konya'daydım zaten. İstanbul'a gelmeye niyetlendim. Ablam dedi ki işte bir yarışma programı var falan. Başvursam falan dedi. Evet nasıl oldu? Ya dedim abla hani torpillidir falan diyorum ben. Biz nerede çıkacağız hatta falan. Hatta görüntüler derken varsa yarışmayla ilgili verebiliriz. Harika olur. Ben de 2008 yılına giderim. Bir o yıllara giderim. Eyvallah. Sonra işte ya müracaat et falan filan derken iyi dedim hadi müracaat edeyim falan. İnternetten işte form doldurdum. Bir hafta sonra beni aradılar işte bir mülakat için falan. Sonra o bir 15-20 gün içinde kendimi yarışmada buldum bir anda. Şans ya ne kadar ama öyle bir şey olamaz. Olmuş. Ama sonra hayat felsefem ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Teşebbüs et ki tesadüf etsin. Yani evet tevafuk ya, etsin diyoruz evet, biz ona. Kesinlikle. Çünkü ben o formu doldurup teşebbüs etmeseydim. Olmayacaktı bunların hiçbiri. Ya hiçbiri olmayacaktı yani. Aynen. Sonra hep böyle sürekli bir şey varsa plan program hep teşebbüs ediyorum. Hep girişimde çok, bulunuyorum. Ya bir de çok gerçekten iyi niyetlisiniz. Çok güler yüzlüsünüz. Sıcakkanlısınız. Doğalsınız. Yani hiçbir yapmacıklık yok yani. Teşekkür ederim. Valla annemden, gerçekten. Annemden babamdan şunu özledim. Şunu öğrendim Özlem. Olduğun gibi görün. Olduğundan ne bir fazla ne bir eksik. Evet. Yani aynen. Hep öyle büyüdük Allah'a şükür. Onunla meyvelerini yiyoruz çok, değil mi? Çok güzel ya. Gerçekten anneniz zaten çok güzel bir model. Çok güzel, çok iyi bir anne. Hep size güzel aşkım. Bir örnek olmuş. Teşekkür ederim. Türkiye'ye örnek bunun oldunuz aslında. Az olmuş ekşi atacağım. He? Anam diye demiyorum da hakikaten öyle diyor. Gerçekten. Ondan sonra o yarışma serüveniyle biz bir başladık. Sonra annem Konya'dan yanıma gelmeye başladı hani ziyaretçi olarak falan. Evet. Annem de biliyorsun hiç susmaz. Orada yarışmacılar ha. Ah yok. Acının hiç salmadı. Laf ata ata
Sonra Acun abi Naciye teyze falan derken evet. Sonra anneme de mikrofon takılmaya başlandı. Annem de yarışmanın bir parçası oldu. Biz 3 sezon yani 3 yıl boyunca o yarışmada yarışmacı olarak yarıştık. Evet, çok çok güzel izliyorduk zaten. Ama sonrasında işte 10 yıldır ben Acun Medya'da beraberdik yani. Daha 7-8 ay önce artık biraz daha farklı gelişmeler oldu. Hani hem ticari açıdan benim açımdan. Hem de biraz daha bu sinema sektörüne biraz daha bir hızlı bir giriş yaptık. Öyle mi? Oyunculuk mu yapacaksınız? Hayırlı olsun. Ayla'yı izlemişsindir mutlaka. Evet, tabii. Orada da oynadım. Uşak'ta yani. İzlemiştim hatta. Evet, yani en sonunda oynadım. Bekar Bekir diye bir film çekmiştim. Evet, bakın görüntülerde geldi bu arada. Evet, aynen. Yani. Hey, ay ne izliyorduk ya, 2010 falan işte benim yarıştığım işte. 2009-2010. Çok iyi ama hiç mi değişmez bir insan? Özlem bana dün derdi ki Naciye teyze kutudan ne kadar çıksın dillerdi. Allah hayırlısını versin, ne çıkarsa çıksın dirdi. Evet. Önemli ama olan yarışmaya katılmak. 10 TL çünkü şu, oturduğum yerde benim lipliği hop zannettim. Ay kıyamam ya. Bak hiç istemiyorum yani aramazdım. Nasıl olursa olsun yani hayırlısı olsun diye. Ama şu oturduğum yerde bu 10 TL'ye şey deyince Allah. Ama neye inandın biliyor musun? Evet. Hayırlısı olsun. O yarışma vesilesiyle çok güzel işler yapacağıma inandım. Ya tabii ki. Her zaman. Hani bir sıçrama noktası gibi öyle olacağına inandım. Bizim için de öyle oldu. Annem, ben bayağı bir şeyler yaptık yani 10 yıldır televizyon sektöründe. Evet. İşte bugünlere geldik şükürler olsun. Çok Kanal şükür her şeye. Yaptık. Dizi yaptık burada da. He. Tabii tabii. Çok güzel. Ana kuzusunda. Ekrana alıştınız. Ana kuzusunu izliyorduk abi. Zaten. Çok güzeldi çok o. Çok teşekkür ederim. Kanal yedimedi. Avni abimize selam. Sağ olsun. Avni abimize buradan selam gönderiyoruz. Avni evet, abimize. Ya çok Eyüp güzel. Eyüp'ümüze, Mehmet'imize, onlar kamera canlımızda kulaklar çinlesinler. Muhammed'imize. Çok güzel bir aile ya. Gerçekten çok biz Kanal 7 ailesinin için bambaşka. Evet, ben çok seviyorum. Bizim... Bütün yöneticilerimizi ayrı ayrı gerçekten çok seviyorum. Hepsine teşekkür ederim. Bizlere bu programı yapmaya teşvik ettikleri için. Bizim değer yargılarımız çok uygun. Evet. Yani ofis, her yer, bütün sistem yani aile yemekhanesinden mescidine, bütün her şey böyle tam böyle bizim değer yargılarımıza göre tasarlanmış. O yüzden biz burayı bir aile gibi görüyoruz. Evet. Çok mutlu oluyoruz. Evet, yani. Ben çok seviyorum zaten kanalı. Kanal 7 dedim uçar gelirim. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sağ olsun. Biz teşekkür ediyoruz. O yüzden böyle bu bir maceramız oldu. Bu da ana kuzusundan bakın. Ana kuzusuna geldi. Ya hay gülüm. Çok keyifliydi vallahi. Ya. Türkiye'yi dolaştık yani bayağı bir. Vallahi çok güzel gezdiniz ya. Ben o karavanın tadını çok iyi bilirim. Vallahi yaşadınız. Ne güzel yani. Ya çok güzel maşallah. Vallahi. Bir yorumumuz daha var bu arada sosyal medyadan. Hemen alalım efendim. Evet ben de çok merak ediyorum bakalım Emre neler kamera söyleniyor. Emre'ye şeyimiz sağ olsun ona da selam olsun. Evet yavaş yavaş da bu arada bamyamız kaynadı evet, kaynıyor, görüyorsunuz. Bu özleşecek. Tamam özleşecek. Sen bu pişti sen yani. Pişti. Zaten tritimiz pişti. Reklamlara gideceğiz birazdan. Reklamlara gittikten sonra Höşmerim ne var? O Höşmerim bir de ilginç bir hikayesi var. Onu da dinleyeceğiz. Niye Höşmerim olmuş? Bir de Höşmerim o bildiğiniz Höşmerimlerden değil. İçinde kaymak var. İçinde süt var. En bayıldığım tatlı diyebilirim. Çok yiyorum. Ben Konya'ya gittiğimde evde de yapmaya çalışıyorum ama sizinki gibi muhtemelen olmamıştır yani. Vallahi güzel pişirenler var annem de benimki ev hali yani. Çok bak, hepsini öğreneceğiz. Konya'dan yazıyorum. Naciye teyze yemeklerimizi kimseye kaptırma demiş Konyalı hemşerimiz. Bravo. Yürü Naciye teyzeciğim. Yürü be anne be. Yürü be. İlla ki. Konyalı hemşerilerimiz bastırın. Mesajlar gelsin. Ya bu arada Konya'da da biraz böyle bir şu ara şeyden dolayı karıştıklar. Ben buradan Konyalı hemşerilerimize de bir seslenmek istiyorum. Tabii müsaade ki, olursa. Tabii ki. Şu sosyal mesafeye ne olur özellikle Konyalı hemşehrilerimiz. Biraz dikkat edelim. Maskelerimizi, eldivenlerimizi, dezenfektanlarımızı yanımızdan eksik etmeyelim. Hijyen. Sancılı bir süreç. Biraz daha sabredeceğiz. Biliyoruz hepimiz daraldık hakikaten. Evet, ama yani yapacak bir şey yok yani şu an. Buraya avladım. Biraz daha sabır. Biraz daha titizlik. Kanalımız temiz çok şükür. Biraz daha temizlik. Ha uçakla Konya'dan geldi ya. Evet, ama hani uçak falan nasıldı? Nasıl gözlemlerin? Çok güzel ama şimdi reklama gideceğiz. İki kişi her oturakta. Biri uçta, biri uçta. Şimdi bunların hepsini... Çok hoşuma gitti yani. Bunların hepsini sonra. Konuşacağız. Evet. Bir telefonumuz olacak ama telefonumuzu da reklamlardan sonra alacağız. Tamam. Sakın bir yere ayrılmayın. Buradayız. Çünkü mükemmel tarifler sizi bekliyor. Geliyoruz. Mutfağım Şahane reklamlardan sonra devam edecek. Biz yine Mutfağım Şahane'deyiz. Harika tarifler verdik sizin için. Naciye teyze, Mevlüt Bey buradalar. Bamya çorbamızı hazır hale getirdik. Tridimiz hazır. Ve şimdi sıra geldi Höşmerim tatlısını yapmaya. Höşmerim tatlısı gerçekten benim çok sevdiğim bir tatlı. Aslında her ile göre... Her yöreye göre farklılık gösteriyor. Aynı trit gibi. Eleştiriye hazırım şekerim. Yalnız bugün gerçekten Naciye teyzenin... Ne güler yüzü. Burada açılmışım. Suratı ekşi adam olsa ben açılma. Ben de öyleyim. Hayır. Ben de öyleyim. Biz hep böyleyiz. Burada nasılsak her yerde öyleyiz yani. Hiç. Yani.
Evet. Peki şimdi höşmerim tatlısının malzemeleri nedir? Bir de birazdan karpuz tatlısı yapacağız. Bakın sakın bir yere ayrılmayın. Evet, bunları hiç artık sonunda bu karpuzu keseceğiz. Yani bir haftadır burada. Yetiştirmesek de keseceğiz bu karpuzu. Yetişecek. İnanıyoruz. Aynen. Bugün inanmıyoruz. Bugün kesilecek. Bugün kesilecek. Aynen. Kesilecek. Bütün amacımız, hedefimiz o. Tatlıyı yapacağız. Ben bamyayı alayım mı kaselere? Ne aynen. Servis yapalım. Tamam. O zaman ben direkt şöyle yapayım bu arada. Evet, siz bamya servis yapın. Bamya çorbamız hazır. Bakın bu bamya yemeği değil, bamya çorbası. Şöyle siz... ben... Servis şöyle tabağımıza koyuyoruz. Biz de alo diyelim çünkü bir misafirimiz vardı. Misafirimiz vardı, telefonumuz vardı. Biraz da suyunu hoş geldiniz. Sefalar alo. Getirdiniz. Merhabalar Yavuz Bey. Merhaba efendim. Naciye Hanım beni tanır Çubukçu'dan dolayı. Mehmet Çubukçu'dan dolayı. Siz tanır mısınız Mehmet Bey'den dolayı? Bu kirizme bandım. Kastamonu, Tosya. Tabii. Merhaba efendim. Merhabalar Yavuz abicim hoş geldiniz. Merhabalar. Naciye Hanım beni tanır Çubukçu'dan dolayı. Eyvallah. Avukat Yavuz Ballık. Evet. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Hiç değişmemiş Naciye Hanım. Aynen duruyor. Vallahi öyle. Maşallah. Usta. Maşallah. Efendim şimdi çiridine bandım. Kastamonu Tosya türküsüdür. Onu arkadaş yanlış söyledi. Aa, çok güzel bir türküdür. Ilgaz Dağları'nda. Orada çok meşhurlar. Kapmış gördün mü diye başlar. Çok espri dolu bir türküdür. Neyse canım sorun değil. Siz doğruldu vurun. Sorun değil. Evet. Naciye Hanım güzel yemekler yapıyor maşallah. Teşekkür ederiz. Yok pek değil. Hıdırdım. Jelimden geliyor. Banduma da yapıyor mu? Banduma. Bilmem. Banduma. Bilmem. Ya o da sanki Kastamonu. Belki ismi farklıdır. İsmi değişirse bilmem yani. Kastamonu'nun 800 küsur yemeği var. Çok güzel yemeklerimiz. Yavuz abi sen bayağı hakimsin bu olaylara maşallah. Evet. Yavuz Bey çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok selamlar. Sağ olun. Naciye Hanım'a oğluna da çok selam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu arada Naciye teyze gerçekten mutfakta çok maharetli. Ve bütün enerjisini burada bize yansıtıyor. Macera dolu. Adrenalin dolu bir hanımefendi aynı zamanda. Çok bildiğin gibi değil. Gerçekten yani ben motora binmeye belki Naciye teyze gibi korkarım ama. Motora mı biniyor? Naciye teyzenin bir motor macerası var ki. Motor ne? Paraşüte bile bindim. Ya... Naciye teyze nasıl yapıyorsun bunları? Allah! Ana, bu nasıl bir cesaret? Salıncak gibiymiş bu benim defende ben bunun aşağısında helikopter gibi. Ay görüntüler varsa izleyelim. Eğer hazırsa izlemekten süper. Gerçekten mutluluk duyacağız. Bir alalım hatıraları. Vallahi çok hoşuma gider yani. Evet ama bu sırada birazdan gelecek tamam. Yayınımıza. Şu... Şimdi biz bamyalarımızı ilave ettik kasemize. Ben kaselere koydum. Deniz'de hızlı giden muzuski mi neydi? Jessica. Evet geldi. Ben bindim yani. Geldi. Aha, beklenen görüntüler geldi. Naciye teyze nasıl bindin korkmadan? Ya bunlar çok efsane. Daha neler hayır, var. Hayır yavaş da gitmiyorsunuz. Ana kız o Sarıyer'in yokuşlarından vallahi uçurdu beni. Hiç aklıma bile gelmezdi. Ay. Ola motor da bir motor olsa hepsi bekliyor. Bak. Karting sürüyor hatun ya. Baksana. Ay. Hayatımda karting yapmadım. Hiç yapmadım. Ben yapamadım. Korkarım ben. Valla ilk defa burada yaptı ya. Bu 100-110'la gidiyor bu. Kokart gibi. Evet. Çok hızlı gider bu. Ben şoklardayım. Ay paraşüt de yapmışsınız, parasailing. Ya parasailing yaptı çok iyi. Vallahi bu kadar maceracı olduğunuzu bilmiyordum. Çok seviyorum. Harikasınız. Oteldeyiz, program var yani programa gittik. Ben bir yok oldum. Otelde böyle aquapark var tamam mı? Kaydıraklar falan ama bayağı dik yani böyle. Bir bağırış çağırış falan ne oluyor falan bir gittim. Annem tepede aşağıdakiler o Naciye teyze falan diye. Annem oradan attı kendini. Ben inanamadım yani ya. Ay. O kadar yüzmeyi de bilmiyorum. Vallahi yani. Acık bilirim. Maşallah çok cesaretlisiniz. Çok cesaret yani. Yani zaten nüfus kağıdına bakmamak lazım. Zaten çok gençsiniz ama ruhunuzda 18. 65 yaşındayım. Yaşlıyım annem. Kabul ederim. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Cümleyle. Ama o macera, o çocuk ruhunuzu kaybetmemeniz de harika. Ben de öyleyim. Ama sizin kadar cesaretli değilim. Biraz çok cinsizim ama seyircilerimden özür dilerim. Yok. Hayır, çok tatlı. Çıkmaz vallahi işte ne yapayım. Olsun. Ben de böyleydi ama büyüklerimizin konuşması her zaman iyidir. Şimdi höşmerim tatlımıza geçelim. Yok, ağzına firmara çekeceğim. Ya bilerek kendime ama. Kendime kızarım ben. Eve varım kendime kızarım. Ağrazım oturdum. Yani muhasebe yapıyorsun kendini. Ağzına firmara çektirim. İlk konuşsun biraz da sen dinledin. Anam oraya giriverdim. Evde kaldı onlar. Unuturum. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Yok. Şimdi höşmerim. Evet. Kaymağımız. Allah Allah.
Tereyağı koymuyorsunuz. Yok, buna tereyağı olmaz. Bunun şeyi kaymak. Allah Allah. İşte Konya usulü yani. Bunu deniyor. Trakya, Mırakya, evet. O taraflarda Çanakkale'de biraz daha peynir farklıları tatlısı oluyor, diye yapıyorlar. Aynen. Ona huş benim diyorlar. Evet. Konya mesela usulü biraz daha farklı. Kayınvalidem de yapar. Benim o mesela hamuru kavurur tereyağında. Üstüne toz şeker atar Ankara'da onlar. Un elvası. Aynen elvası. Un elvası. Bu kaymağımızı şimdi döküyoruz. Özlemi. Kaymak da bu. Evet, Konya usulü hoş benim. Efendim kaymağı bol, kalorisi yüksek. Evet. Elinizi korkak alıştırmayın. Çok besleyici. Aynen öyle. Çok doyurucu. Sağ olsun kanalımın eli de bol. Nedir diysem almış sağ olsun. Evet aldık her şeyimizi aldık evet, Naciye evet. Teyzeciğim. Çünkü gerçekten tam tarifleriyle. Bizim evimiz zaten ya. Öyle buna Özlemciğim ablam buna yumurta da kırar ama ben kırmayacağım. Ben yumurtayı şimdi hakı demem. Çok pişiriyorum, pişiriyorum. Evet. Beceremem. O biraz ben daha kızarsın rengini alsın diye böyle yumurta. O yumurta kırıyor. Bir de bunun şeysi yumurta var yani ama ben yumurta kırmayacağım. Biz yumurtasız yapıyoruz ama emin ol bu da efsane. Ya ben yani zaten bunu Konya'da yediğimde Yasin programı için gittiğimde böyle yemiştim. Vallahi bizim bu Sille'de de çok meşhur. Kulaklar içinde de Sille'li hava hanım var, o da çok güzel pişir yani. Ama nasıl pişiri bilmem. Ben bunu ablamdan böyle gördüm, böyle bildim. Büyüklerimden böyle öğrendim diyorsunuz. Aynen siz de Naciye teyzemin tarifini uygulayın. Çünkü gerçekten profesyonel kendisi. Harika yemekler yapıyor, lezzetleri mükemmel. Hatta evet, bu arada yemek alalım. Geldi. Onu ben alayım. Evet, sıcak sıcak sen sıcak. Ay ay ay, hoş geldin Ömer İsa. Bir yemek molası verdik. Evet, yemek. Evet. Emiyor mu? Evet, evet. Çok devam güzel. Yakucan da 3 yaşına kadar, aslında 2 ama ben çok hani uçaklarda falan rahat etmek için emzirmiştim. Evet. 3 yaşına kadar çok önemli anne sütü. Anne sütünü alması hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hem de çok güzel, sağlıklı. Gelişim, evet. Beden gelişimi için çok iyi. Kim oğlum o? Kim var orada? Kim bakar var orada, mısınız tatlılığa ya? Çok Allah başlasın. Ya. Çok detaylı. Özlem teyze, senin oğlun da tatlı maşallah. Çok sağ olun. Büyüdün çok bin kere maşallah. Ya evet, büyüdü. Versin. Şu an beni izliyor. O da babaannesiyle evde şimdi bizi izliyorlar. Ne güzel. Oh, ne güzel. Aynen. Babaanneler, anneanneler olmalı. Babaannelerin yeri mi gider değil mi kuzum? Anneannelerin, babaannelerin hiçbir zaman yeri gitmez. Büyüklerin yeri gitmez yani. Aynen. Ya normalde biz sağ olun. Çok teşekkürler. Normalde biz düşünsenize 3 kişiye bakacaktık. Ben, Yasin ve Yakupcan. Evet. Hani babaanne bizim için Ankara'dan geldi. Evet. O da Yakupcan'a hani Yakupcan sevgisiyle geldi. Biz de buradan teşekkür edelim tabii. Ustam ben de su bardağı alabilir miyim? Tabii ki. Evet. Yani kaymağımız eridi. Şimdi pişiririm ama. Göz kararı. Öyle bir şey öyle. Ben öyle pişiririm ama hani seyircilerim illa kimi ölçülü istiyor. Evet. Ölçülü isteyince buna oğlum, 300 gram mı şiye? 300 gram mı? Su bardağı kaymağı şeklinde. Su bardağı biraz kısayım mı altın tamam. Anne bunu? 300 gram kaymak kısma. Kaç kaşık yapar? 3-4 kaşık mı yapar? Ha, kaymak mı? Hilele 3 kaşık olur. 3 kaşık kaymak. 3 kaşık olur, 3 kaşık. Doğru. Büyük böyle, dolu dolu. Un da 3-4 kaşık. Ha, bir su bardağı, süper. Bir su bardağı. Bir su bardağı un ilave ediyoruz. Höşmerim, peki nasıl höşmerim olmuş biliyor musun ustam hikayesini? Biliyorum ama Mevlüt daha iyi biliyor. Biliyor musunuz? Yok, ben yani hoşmerimi o zaman bir saniye gelin hanıma sormak istiyorum. Aa, ben de bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Şöyle o zaman tarihte geçtiğimiz zamanlarda bir asker değil mi? Evet, bir asker için hanımı yapıyor. Aynen. Ondan sonra hani ona götürüyor evdeki malzemelerden ne yapıyor? Ne varsa yapıyor. Evet. İcra edin. Ne varsa yapıyor. Ya bu da bir ölçü bir şey yok ki fakirlik de var. Hoş mu erim diyor. Aynen. Hoş merim. Aslında aynen. Şu asker olunca erim ben. Aynen. Er. Aynen. Yani eşine ikram ediyor. Her sunduğunda erim hoş mu bu tatlı? Aslında, hoş mu erim dedikçe o böyle hoş merim olarak. Aslında her yemeğin bir hikayesi var değil mi? Evet. Tabii. Bütün, olmaz hepsinin. Mı? Özellikle Anadolu'da yani hep annelerimizin yaptığı her yemeğin bir hikayesi var. Kuzum, ben hoş merimizin de bu. Tabii yerli ürün kullanmak aslında kendi ürünümüz Türk Anadolu evet. Mutfağını kullanmak bence daha mantıklı. Bu arada bir telefonumuz daha var. Buyurun, hoş geldiniz. Şerafet Hanım, Manisa'dan arıyorsunuz. Evet, Şerafet Küçükkalfa, Manisa'dan evet. Arıyorum. Manisa'nın Kula ilçesinden. Hoş Kula geldiniz. Ilçesi. Hoş bulduk. Her yeriniz güzel. Aynen. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Kanal 7 ve sizin ekibinize çok teşekkür ederim önce. Çok teşekkürler, biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, ellerine sağlık konuklarında. Çok teşekkür güzel tarifi. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Şerafet Hanım, hoş geldiniz. Tiriti. Ama tirit bizim yöremizin tiritidir. Ayda. Ne tiritmiş? Evet. Ben kapattım. Tüm Türkiye sahip çıktı. Ben kapattım. Konya'nın tiritiydi. Tüm Türkiye sahiplendi onu. Samsun sahiplendi. Manisa'da yedim. Ben de ilk tiritimi Manisa'da yedim. Şaka. Gerçekten mi? Manisa'da ilk orada yedim. Hayda. Gelin de beni anam. Harika olur. İstersen sizi tarif edebilirim. Nasıl peki? Tabii ki buyurun. Kula'ya yolum düştü. Evet. Kula'da yedim. İlk nasıl tiridim. Peki? Ne koydunuz içine? Ne vardı? Et mi vardı? Tavuk mu vardı? Sulu muydu? Böyle miydi?
Yani buna benziyordu ama kıyma değildi, kuşbaşı et vardı. Hmm. İşte elde ne malzeme varsa evet, onlardan yapılıyor. Peki Konya'da da tirit yedin. Evet. Kula'da da yemişsin. Şey, bizim evet, de Konya'mızda bir tirit. Yani bak beyin yanında. Konya'mızda tiritçimiz var, Konya'nın en meşhur tiritçisi. Ya ben Manisa'ya gittiğimde ev yemeği olarak ev yedim. Usul, tamam. Ev usulü yedim. Evet. Ama Konya'da restorana gitmiştik. Tamam. Ha, oranın meşhuru muşhur ama aynen, Konya'da. Aynen aynen. Çok güzel. Bak yani Konya'da Manisa'da. Oradayla. Peki hangisi sence? Tarafsız. Vallahi bak ben yokum. Tamam beni unut. Zaten sen götürmedin ki beni. Söyle kız. Hangisi, Manisa mı Konya mı? Konya. Yani. Konya'daki. Sıkıyorsa Manisa deseydin zaten. Konya'nın kulu yusuyla Manisa'nın kulasını karıştırıyorlar. Doğru. Evet. Bu Manisa'nın kula ilçesi bizimkisi. Manisa'nın kula ilçesinin tiritini bak size tarif edeyim. Evet. Tabii, buyurun. Tereyağını kavururuz. Tereyağını biraz eritiriz. İçine soğan doğrarız. Ve suyunu koyarız. Ve içine yumurta kırarız. Evet, o da kırılır. Ha, yumurta da kırıyorsunuz. Kırarız, bayatlamış ekmekleri değerlendiririz. Evet. Aslında yine sistem aynı sistem. Aynen ya. Tamam ya. Evet. Anadolu'muzun bütün yemekleri. Ama içine et ve kıyma koyulmuyor bizimkisi. Evet. Bizim bir de bizim yöremizin de kapaması çok meşhurdur. Duyarım onu da, evet. Evet, o kapama harika olur. İstersen bir gün sizin oraya gelip o kapamayı tarif edebilirim. İnşallah, inşallah. Buyur i̇nşallah. Gel, bekleriz tarif kanalımıza. Tarif ederseniz. İnşallah, kanala gelirim teşekkürler, inşallah. Teşekkürler, çok teşekkürler. Gelirim, tarif ederim size. İnşallah. Vallahi çok teşekkür evet, ediyoruz gerçekten. Biz de teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güzel bir program. Allah razı olsun. Sağ olun, çok devamını teşekkürler. Devamını biliyoruz. Güzel bir şey. Teşekkürler, Allah razı sağ olun. Güle güle, hayırlı günler. Evet, şimdi unumuz kavruluyor. Evet, bu. Peki ustam, bir yandan da biz karpuzu keselim mi? Keselim. Bence de. Şimdi karpuz tatlısı yapıyoruz. 45 dakika çünkü bunu çevirmek lazım. Evet, evet, bunu böyle pembeleşince karamelize. Yüksek ateşe koyalım mı? Koydum, yeter. Tamam. Karamelize oluncaya kadar özlemciğimi kavratacağım. Bir de bunun püf noktası, bak bu yağlar böyle taşacak yani. Anladın mı? Aa, tamam, kaymaklar taşacak. Çok güzel denk geldi bir su bardağı. Evet, aynen. 100 gram. Naciye Hanım, siz altını kıs bence. Yok, kavrulsun. Yarım saat ancak kavrulur o. Tamam. Pembeleşecek, koyulaşacak ya. Tamam. Ustam, ben de yani bilirim mutfak işlerini. Yok canım, yani şüphemiz yok. Sağ olun. Şimdi sonunda keseceğiz dediğimiz yani, bir haftalık karpuzumuzu artık evet, sonunda kesiyoruz. Dikkat, dikkat. Duydu. Karpuz tatlısı duydunuz mu bilmiyorum. Mevlüt Bey, duydunuz mu pastası, karpuzu? Pastası. Heyecanla bekliyorum. Pastası. Nasıl bir şey çıkacak? Aslında çok basit. Pastası. Karpuz pastası. Aynen. Kaymak kız bu. Şu anda da şey popüler, karpuz kızartması yapıyorlar internette. Ya ben onu sizden duydum. Karpuz kızartmasını ben ilk kez duyuyorum. Böyle bir şey mi var? Karpuzu bildiğim gibi barbeküde kızartıyorlar ama sonuç nasıl hiç görmedim yani. Onu yapalım ustam ya. Merak ediyorum. Öğrenin, yarın yapalım. Kızarma dondurma var ya. Kızartma onun gibi. Ha, yapalım valla, ben merak ettim. Sistem aynı. Yani şöyle soyalım. Hatice Hanım dolabı yüksek tutmuş. Hatice Hanım bu hepsini dondurmuş. İyi ki kendini dondurmamışsın Hatice. Biberleri dondurmuş, domatesleri dondurmuş. Şöyle yapalım önce. Mevlüt. Malzememiz nedir? Öyle. Malzememiz nedir? Şimdi ben, tamam orada. Krem şantemiz var. Buyurun şimdi, Mevlüt Bey. Sütümüz var bir litre. Marifetinizi burada da görelim. Karıştır. Ha, öyle yok. Tabii hemen Cevat Kelle ben. Evet, hızlı. Ahududumuz var, böğürtlenimiz var. Bayağı fantastik mermesini, bir şey yapıyorsun evet, sen yani. Evet, bu yaban çok kalmış şey var. Normalde bunun aralarına dileyen krema da yapabilir. Şöyle çok basit, çocukların yiyebileceği. Oh ya, karpuzu kim sevmez ki zaten. Ben karpuza bayılırım. Ya. Aynen. Bak en karpuzun, güzel meyve. Karpuzun hiçbir şeyse boş etmez. Kabuklarını da hayvanlar yer. Aynen. Aynen öyle. Aynen valla süper. Allah'ın nimetine Allah'a da en güzel meyve sebze mevsiminde çıkan meyve sebze. Tam kesinlikle, da mevsimi şimdi. Kesinlikle bizim oğlan bayılıyor zaten. Yasin de her gün karpuz yiyor, karpuz rejim yapıyor. Ben de kavunu çok severim, hiç sorma. Kavun da çok güzel. Bir kavunu ya, yiyeyim, kendi başıma yerim. Yakupcan da bizim öyle. Kavunu meşhurdur. Evet. Çumra kavunu. Kaşınan, evet. Havuç. Vallahi ne güzel ya, ülkemizin topraklarında ne güzel evet, şeyler yetişiyor. Çok şanslıyız. Çok. Ya o yalnız tarım muhteşem alanı yani. Allah evet, şükürler olsun. Çok yani. Buğdayı, mısırı. Hızlı. Evet, karpuz tatlısı yapıyoruz. Tekrar edelim. Karpuzumuz var, unumuz var, sütümüz var. Krem şanti yapıyoruz. Krem şanti yapıyoruz.
siz iyi misiniz Mevlüt Bey mutfakta? Hemen Gelin Hanım'a soralım. Gelin Hanım, Mevlüt Bey nasıl? Mutfağa girer mi? Zor mu? Kolay bir insan mı? Nasıl bir baba? Ama şu an baskı altındayım. Baskı altında. Baskı yok. Ben kesinlikle baskıları çekiyorum. Siz özgür olabilirsiniz. Mevlüt, gibi. Hayır. Mevlüt çok güzel yemek yapıyor. Gerçekten. Özellikle et yemeklerini, saç tavayı çok güzel yapıyor. Harika. Sadece saç tava mı? Bütün et yemeklerini çok güzel yapıyor. Valla eşine de bak, görüyor musun? Tost olmuyor. Bekarım diye yapar. Evlendi diye bu yapacak. Karısı yapsın. Erkekler de girsin mutfağa. Onlar da hanımlarına yardım etsinler. Bulaşık yıkasınlar. Girsin saygınlar da. İlk onu mu yaptın? Kıyamıyor oğluna, bak, kıyamıyor. Ya ben de şimdi bir yaz oğlan annesiyim ne diyeceğimi bilemedim. Evet. Oğluna ne desem artık, evet ya, anneler kıyamıyorlar oğluna. Seni evlendirme çağına geçirdi. Vallahi şimdi ne diyeceğimi bilemedim o yüzden. Ama Mevlüt girer mutfağa da biz tekken çok girmez. Böyle annesi geldi mi? İşte hadi benim öptürür. Benim annem geldiği zaman o zaman giriyor gerçekten. Sağ olsun. Dur, sağ olsun. Ya, yardıma ihtiyacı olduğu zaman girerim. Diğer zamanlar zaten hanım beni sokmuyor. Her şey, hazır olduğu için. Bence de erkekler mutfağa girmesi bir iki katı iş çıkıyor. Bence Mevlüt, de sokma. Mevlüt asla yapmıyor öyle. Yani çok tertemiz çalışıyor. Çok böyle düzgün çalışıyor. Ben daha dağınık çalışıyorum. Aa, gerçekten mi? Ben daha dağınık. Annemden öğrendim bunu. Mutfakta bir şey yaparken bir tarafı topla. Mesela atıyorum o pişerken hemen öbür tarafı toplarım mesela. Bulaşık varsa onu atarım falan. Evet. Bunu da hakikaten annemden öğrendim. Süper. Çok güzel bir örneksiniz gerçekten. Nefret ederim canım. Maşallah. İyi yetiştirmiş. Peki ben şey merak ediyorum. Şimdi siz gelin olarak hani sizi Naciye teyze istedi. Evet. Sonra Mevlüt Bey yanınıza geldi. Evet. Ne hissettiniz? Hani Mevlüt Bey ünlü nasıl oldu yani? Evlenmeye nasıl karar verdiniz? Hani evleneyim evlenmeyeyim falan. Mevlüt'ü çok hatırlamıyorum. Bana annem söylemişti o zaman. Hadi canım. Mevlüt'ün bir yer vardı o zaman. Ben çok hatırlayamadım. Ama Naciye Hanım'ı hatırladım tabii. Anneyi tabii. Siz de kaleyi işler fethediyorsunuz. Vallahi var ya, fenasınız. Zaten beni Naciye annem tavladı. İlk o geldi benimle konuştu. Sonra arkasından Mevlüt geldi. Biz de satış yapıyorduk. Beni de oraya zorla getirttiler aslında. Orada çalış. İşte işçiye ihtiyacımız var diye. Ben de geldim, biraz durdum. Sonra süper. Naciye annem geldi. İşte ne kadar güzel. Allah benimle tanıştı. Tabii kısmet. Evet. Günür'üm aslında Naciye'ye gideceğim şimdi. Nerede okuduydun sen? Nerede okuduydun? Şimdi bademleri ilave ediyoruz bu arada. Etmiyoruz mu? Günür'üm Uşak'a gideceğim şimdi. Annesi de demiş ki. Ha, Sümeyye de demiş ki. Anne ben geleyim demiş. Sen gelsen bir beni görün, ben gelsem hepinizi görün. Meğersem bizi göreceğim. Evet. Bir de annemle tartıştık o zaman. Sen geleceğim, ben geleceğim diye. Sonra ben kazandım, İstanbul'a geldim. Ay valla ya işte artık. Kısmet annem, Allah bak, aynen. Allah kısmet gitti mi? Her şey bir olur. Bir sana bir kapıyı açıyor. Aynen. Hani gelir neyle... Şam'dan, Yemen'den. Aynen annem. Aynen. Kısmetiniz varsa Allah yoksa. Allah'a çok şükürler olsun işte. Ne güzel. Şükür. Hepsinden 5 yavrum, 5'inden de memnunum annem. Daha evet. Peki daha olsun. Başka sırlar da verin bize ya. Kaç yıllık gelin oluyor sizin? Kaç? 2-3 yıllık sene mi? Var ya. Ben üçüncü seneye. Üçüncü maşallah. Büyük de 15-16 sene var. Bayağı. Kızımın biri 20 senelik falan evli. Peki kaynana gelin arasında ilişkileri iyi tutmanın başka püf noktaları var mıdır? Tecrübelisiniz siz. Kim ama çenesini tutacak? İki. Zaten biz büyüklere yani hiçbir zaman ses çıkarmayız da. Büyükler de o zaman konuşmayacak. Ama her şey tamam diyeceğim. Biz bunları affedeceğiz. Bunlar da mahcup. Yani bir de küçük onlar. Mahcup derken yani mahcup ufak değil, anlamında. Evet, küçük yani. Yani değil de. Ama tabii söyle mesela o da saygılı evet, olacak. Evet, altın kuralları dinliyoruz şu anda. Altın kurallar. Naciye yani, teyzeden. Evlilik için altın kurallar. Şimdi dedem 100 yaşındaydı, babam 60 yaşında. Onun için çocuk diyordu, ne anlar diyordu. Aynen, yani. Aynen doğru. Aslında bir büyükler söylüyorum. O hoşgörüyü göstermeli bence de. Evet. Gelin kaynana ilişkilerinde. Ne olursa olsun yani. Hatasız, kusursuz insan olmaz. Bizim de olur, onun da olur, onun da olur. Hatasız insan olur. Türküsü bile bir evet. Değil mi? Hatasız kul olmaz diye. Aynen. Yani hatasız kul olmaz ama hatamızı görmeyeceğiz. Göreceğiz, şimdi, bir daha yapmayacağız. Gördüğümüzü görmezsen gelesin. Bunun arasına dileyen dondurma da koyabilir. Ha sen yuvarlakça kestin. Dondurma da koyabilir. O olmuş mu pasta usta? Tabii pasta diyoruz ya. Tabii tatlı diyorsunuz da ben de bir fırında bile bilecek tatlı sandım. Ha arasına şey süreceğiz, hazır mı oluyor? Çok basit. Basit dedim ya ama... İçeriği çok farklı. Ahududusu var, aynen. Şeyleri var, dondurma koyabilir, krema dondurma, koyabilir. Aynen, höşmerime de bu arada üstüne dondurma konabilir. Dondurmalı irmik gibi. Aynen. Şöyle biz gittiğimiz zaman Konya'da hemen söylüyorum efendim. Evet. Yazın dondurmayla, kışın dürümle yenir. Aynen öyle. Hoppa, evet. Çok ya. Dürüm peki, dürüm var mı? Dürüm varsa helvayı böyle dürümün içine sarabilirim. Yakupcan bayılmıştı. Çok iyi.
Yani kışın, efendim. Kışın yedin ama onu. Dürümün içine. Kışın gitmiştik. Kışın. Ama biz kışın gittiğimizde dondurmalı yedik. Çünkü ben dondurmayı çok severim. Dondurma varsa dondurmalı ikram edebiliriz. Dürüm de varsa dürümlü gösterebilirim sarıp. Efendim ben de mutfakta iyiyimdir yani. İyi, görüyoruz. Yöresel mutfaklar. Maşallah takip ediyoruz yani. Bilirim diyen iş kurtar, bilmem diyen de baş kurtar. Bilmem diyen de başım kurtar. Bilirim diyorsan işi kurtar. Doğru. Gezmişsin ama boş gezmemişsin ya. Boş gezmemiz aynen. Şimdi bu arada bir yandan burada helvamızı yapalım, karpuz tatlımızı yapalım. Sizi İsveç'e götüreyim Stockholm'e. Götür ya. Ya bakın gerçekten. Bak, Özlemciğim bu kavruldu şimdi bak karamel gibi oldu bak. Tamam. Şimdi karamel bunu gibi servis yapalım ama. Yok daha dur. Daha. Süt, tamam. Su isterim. Süt su. Su. Yarı bak. Süt senin. Ver. Yarı süt yarı su. Hemen. Tamam. Ablam bana tamam böyle gösterdi. İstersen sade sudan da yapabilirsin, istersen sade tamam sudan da yapabilirsin, o elinde. Tamam, şimdi süt ilave ediyoruz, suyu ilave ediyoruz. Dök usta. Hemen veterimize gitmeden doldur, bunu da göstereyim ki kaçırmayalım bakın. Evet, evet. Helvamız kavruldu, kavrulduktan sonra süt su karışık ilave ediyoruz. Niye ilave ediyoruz? Süt su. Süt su, biraz daha kıvam alsın. Bunda şeker yok, bunda şeker yok. Şeker yok, süper. Şeker helvada olur. Ustam daha bunu çırpıp sonra içine bir koyacağız. Bir su bardak. Biraz daha çırpacağız. Tamam. Bir su bardak, yarı süt, yarı su. Bu yarı kadar su, evet. Bu evet, şimdi tamam biraz daha pişecek. Hı-hı, pişecek. Biz burada kremamızı, krem şantimizi bir güzel çırpalım. Hadi gene sizi Stockholm'e götüreyim. Gerçekten bu yaz aylarında böyle biraz serin tatil yapmak isteyenler Stockholm'u tercih ediyorlardı tabii pandemiden önce. Ama yavaş yavaş virüs azaldıktan sonra uçuşların başlamasıyla inşallah yine dünyayı gezmeye devam edeceğiz. Hadi gelin hep beraber Stockholm'e gidelim. Harika bir bisiklet turu yapacağız. Bisiklet kiralayıp düşüyoruz yollara. Stockholm'u gayet keyifli bir şekilde bisikletlerle keşfediyoruz. Zaten bisikletliler için çok güzel bisiklet yolları var. Şehrin her köşesine bisikletle ulaşmak mümkün. Bu nedenle bisiklet kullanımı çok yaygın Stockholm'de. Herkes burada 7'den 70'e bisiklet kullanıyor. Bu nedenle buraya gelindiği zaman bisiklet en uygun ulaşım araçlarından biri. Ne kadar derseniz 30 dakikası yarım eurodan bisiklet kiralanabiliyor. Ama yereller ücretsiz bu haktan faydalanabiliyorlar. Bisiklet kullanımının arttırılması için yerellere bisiklet kiralamak ücretsiz. Stockholm'de yemyeşil birbirinden güzel parklar görüyoruz. Yeşil alanların her köşesini Stockholmlüler kaçırmamışlar ve park alanına döndürmüşler. Ulusal şehir parkı anlamında da burası dünyada ilk Stockholm. İlk ulusal şehir parkını yapan şehir Stockholm olmuş. Şimdi de bakın büyük bir anıtın hemen yanı başındayız. Tabii şehre baktığımız zaman hep İsveç'in önemli krallarının anıtlarını görüyoruz. Arkamızdaki anıt dikkat çekiyor. Bu anıt İsveç'in önemli krallarından biri 12. Karl'ın anıtı. Zaten İsveç'in dört bir köşesine baktığımız zaman şehirlerde, meydanlarda İsveç'in önemli krallarının anıtlarını, büstlerini görüyoruz. 12. Karl da önemli bir kral olmuştu. 12. Karl'ın bir özelliği vardı. Osmanlı ile ilişkilerini çok iyi tutmuştu. Osmanlı ile her zaman güzel münasebetler içerisindeydi ve hatta uzun yıllar boyunca Osmanlı'ya misafir bile oldu. Rus savaşları yaşanırken Demirbaş Karl sığınacak kendine bir yer arıyordu ve Osmanlı Demirbaş Karl'ı misafir etmişti. 5-6 yıl boyunca Karl Osmanlı topraklarında kalmıştı. Yemesi, içmesi, keyfi her şey yerindeydi ve hatta bu sebeple Osmanlı 12. Karl'a Demirbaş Karl adını vermişti. Çünkü bütün eksikleri, bütün masrafları, her şeyi Osmanlı tarafından karşılanmıştı 5-6 yıl boyunca. Ardından burada savaşlar bitip her şey süt limana dönünce Karl kendi topraklarına dönmek istedi ve Osmanlı Demirbaş Karl'ı yalnız başına göndermedi. Sağ salim güvenli bir şekilde gelsin diye topraklarına Yeniçeriler vermişti yanına. Osmanlı Yeniçerileriyle beraber bu topraklara gelmişti. Geldiği zaman kıştı ve Yeniçeriler bu topraklara geldiği zaman havadan dolayı geri dönemediler. Burada kaldı ve bu nedenle de bir takım Osmanlı askerleri o saatten sonra geri değil bu topraklarda kalıp burada yaşamlarına devam etmişti. Demirbaş Karl Osmanlı'yı öyle çok sevmiş, misafirperverliğini, kültürünü öyle benimsemişti ki bu topraklara döndüğü zaman da Osmanlı'yı hiç unutmamıştı. Yaptırmış olduğu bir tane sarayı tamamen Osmanlı motifleriyle donatmıştı. Hatta iki tane teknesine Osmanlı isimlerini vermişti. Yaramaz ve Yıldırım isimlerini vermişti. Bu dilde ortak birçok kelimemiz de var. Dolma, börek gibi birçok ortak kelimeye sahibiz. Bunları
Bunların hepsi işte Demirbaş Kar zamanından gelme. Anıtı da hemen arkamızda bulunuyor. Şimdi Stockholm'un limanına, aynı zamanda marinası burası. Marinasına geldik. Gerçekten harika bir atmosferi var buranın. Özellikle de yaz mevsimi geldiği zaman Stockholm çok daha güzelleşiyor. Adeta çiçek açıyor diyebiliriz. Tabiat mükemmel bir şekilde uyanıyor. Herkes böyle teknesini alıp marinadan açılıyor. Marinada çok güzel kafeler, restoranlar var. İnsanlar bol bol bu marinada böyle zaman geçiriyorlar. Harika bir havada Stockholm gezimiz, bisikletlerimiz de devam ediyor. Stockholm, İsveç'in en büyük şehri, başkenti. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip. Bütün ülkenin zaten nüfusuna baktığımız zamansa bütün ülkenin nüfusu da yaklaşık 10 milyondan meydana geliyor. Burası İskandinavya'nın en çok turist çeken ülkelerinden. Yaklaşık yılda 1 milyon turist çekiyor. Çünkü gezilip görecek, özellikle başkentte çok yerler olduğu gibi aynı zamanda başkentin dışına çıktığımız zaman da keşfedilecek harika bir doğası var. Şehirde ulaşım çok kolay, onu söylemek istiyorum. Hem metro sistemi, tramvay sistemi, otobüs, bunlar çok kolay bir şekilde insanların hizmetine sunulmuş, her yere ulaşılabiliyor. Ama aynı zamanda bizim gibi bisiklet kiralamak isteyenler de bisikletleriyle gezebiliyorlar, scooterlarıyla gezebiliyorlar. Yani kesinlikle burada ulaşımda bir sıkıntı yok. Marina'nın çevresi bu arada tarihi binalarla süslü. Zaten Stockholm'da baktığımız binaların hepsi Orta Çağ döneminden kalma. Ve öyle iyi korunmuş bir tarih var ki gerçekten binalara baktığınız zaman yani böyle Orta Çağ ışınlanmış gibi oluyorsunuz. Sanki şu anda bir tarih kitabında yol alıyoruz ya da bir masal diyarında bisiklet sürüyor gibiyiz. Kesinlikle buraya mesela bu binalara bir çivi çakmak, bir reklam asmak, bunların hepsi yasak. Zaten şehre genel anlamıyla baktığınız zaman dışarılarda, kapıların önlerinde kesinlikle bir tabela, bir reklam göremiyorsunuz. Keyifle gezimize devam ederken biraz mola verelim istiyoruz bu mükemmel manzarada. Hop! Bisikletimizle burada mola veriyoruz. Çünkü burada durmamızın en büyük sebebi Nobel ödüllerinin verildiği işte bu kırmızı binayı sizlere göstermek. Nobel ödülleri sadece barış ödülleri hariç bütün diğer dallardaki Nobel ödülleri işte arkamızdaki bu kırmızı binada veriliyor. Sadece barış ödülü Oslo'da verilirken diğer dallardaki bütün ödüller işte Stockholm'de arkamızdaki bu belediye binasında veriliyor. 1911 yılında inşa ediliyor. 1911-1923 yılları arasında yapılıyor bu belediye binası. Ve görüyorsunuz oldukça ihtişamlı, kıpkırmızı bir mimariye sahip, upuzun bir çan kulesi bulunuyor üstünde. Ve bu çan kulesi belli saatlerde aynı şimdi olduğu gibi çalıyor. Kocaman bir bahçesi var. İsteyen turistler bu belediye binasının içini gezebiliyorlar, bahçesinde bulunabiliyorlar. İşte bu güzel tabii ki yapıdan da bahsetmeden kesinlikle buradan ayrılmak olmazdı. Bisikletlerimizi atlayıp Stockholm'u keşfetmeye devam ediyoruz. Stockholm dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Nehirlerle denizin birleştiği, binlerce ada üzerine kurulan bu ülke İskandinavya'nın merkezi. İsveç dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Kişi başı gelir yaklaşık 55 bin dolar burada. İsveç refah düzeyi oldukça yüksek olan ülkelerden. Hemen karşıya baktığımız zaman da dünyanın en güzel saraylarından biri, Avrupa'nın en büyük sarayları arasında yer alan Stockholm Sarayı'nı görüyoruz. 600 odalı, inanılmaz ihtişamlı. 600 odasıyla beraber aynı zamanda içinde 3 tane de müze bulunuyor. İnşallah bu güzel sarayı da sizlere gezdirmeye çalışacağım. Heyecanla sarayın ihtişamlı kapısından içine doğru süzülüyoruz. Üst katlara doğru çıkarken sarayın ne kadar kalabalık olduğu gözlerden kaçmıyor. Müzik
Gerçekten çok büyülü bir saraydı. Keşiflere devam ediyoruz. Ay harikaydı gerçekten, gitmiş kadar olduk. Ne gezdim ben. Ne gezdim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Siz de güzel gezdiniz ama. Ziyaret, ticaret çok yoruyor ama. Evet, kesinlikle. O daha yoruyor tabii. Evet. Ya bu arada zaman o kadar çabuk geçti ki. Ustam hemen karpuz tatlımızın kremasını koyalım. Karpuz var. Gezme şantisi var. Krem şantisini koyuyoruz. Karpuzumuzun krem şantisini çırptık. Hadi ben de şimdi kim marifetli, kim çevirecek şunu? Hazır hale getirdik. En marifetli. Evet. Oh. Bir yandan görüyorsunuz. Naciye teyzemin hemen höşmerimini görebiliriz. O da çevirdi. Anne yemin ediyorum bu. Ay. Babalımız. Babalımız hadi afiyet olsun. Çok güzel oldu. Bugün süper. Konya'ya ait harika yemekler süper yaptık. Tritimiz oldu, bamya çorbamız oldu. İstersen süs verebilirim. Höşmerim. Süs verebilin isterse. Evet. Gel ben sana evet burada var, var. Aynen ne var gerekiyorsa. Dur hemen. Yok yok, o anlamda değil. Kaşığına ya bardağına süs verebilin. Doğru. Süsleyebiliriz. Şöyle isterseniz bunu bıçak verin mi? Bal. Onun ilacı bal. Dökün, balını da dökün hadi. Balı finalde yerken dökeceğiz. Öyle mi finalde? Çok sıcak ya, erir. He tamam, o zaman biraz soğumasını bekleyeceğiz. Mesela kaşığına şöyle süsleyebilirim mesela. Tamam. Şöyle. Bu arada şöyle görüyorsunuz karpuz tatlımızı da hazır hale şöyle getirdik. Karpuzlarımızı dileyen kestik. Arasına krem şantimizi hazırladık. Krem şanti veya dondurmayla beraber yiyebiliyoruz. Çok güzel oldu ustam. Bademle, kuru üzümle şuraya süsledik. İşte tamam, hemen 5 dakikada yaptık hadi karpuz tatlısını. Höşmerimizi de yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki görüştük ya. Evet valla enerjinize hayran kaldım. Çok teşekkür Kanalıma ediyorum. Kanalıma da teşekkür ederim Şükrancığım. Bütün çabuklarını, ellerin ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkürler gerçekten. Ustam ellerinize sağlık. Ustam, ben şimdilik sizlere veda ediyorum ama yarın tabii ki saat 12.45'te yine Mutfağım Şahane'de Allah'ın izniyle olacağız. O zaman hep beraber izleyicilerimize... Bal gitti özellikle. Harikasınız. Harikasınız vallahi Mevlüt Bey. Böyleymiş. Bandıra bandıra. Of 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 harika. Ömer de oynasın. Mutfağı meraklı olacak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oynasın. Babaannesinin torunu yani. Evet. Mutfağa alışsın. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi el sallayalım. Hadi Allah'a emanet olun. Hemen kendinizi koruyun. Uzun virüsten vuruyun kendinizi. Allah'ım ya emanet olun yarabbim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.